çok özel bir program. Bugün de çok saygı duyduğum ve söylediği her şeyi can kulağıyla dinlediğim bir konuğum var. Onunla tabiri caizse A'dan Z'ye, sağlığa dair her şeyi konuşacağız. Mesela cildimizin yaşını nasıl tespit edebiliriz? Küflü gıdalar zararlı mıdır? Efendim, kızarmış et bunama sebebi midir? Ya tabii. Ve acaba çocuklarımızın hafızasını nasıl güçlendirebiliriz? Sadece bazı konu başlıklarımız. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Aynı zamanda bizleri arayabilirsiniz biliyorsunuz. Telefon numaralarımız 0212 702 42 42. Aynı zamanda WhatsApp hattımızdır. Bakalım sevgili Sahrap Soysal gelmiş mi? Gelmiş. Bir alkış o zaman. Bu da güzel. Hazırsanız Sahrap abla'ya şarkımızı söylüyoruz. Son, iki, üç, dört. Oyna, ikimiz bir boyda. Oynamasam nazlı yârim gençliğine doyma. Oyna yavrum oyna, ikimiz bir boyda. Oynamasam nazlı yârim gençliğine doyma. Süpersiniz! Süpersiniz! Hadi mutfağa geçin. Çok süperler. Çağla'yla yeni bir gün kadın korosu. Böyle ama, bir şey yok. Ama çok böyle iyilerdi. Bir şey yok. Nefissiniz. Bayılıyorum size. Gerçekten iyi ki varsınız. Biz yayına başlamadan önce de aynı enerjiyle bugün başladık. O mutluluğu, o heyecanı, o enerjiyi sizlerle de paylaşalım istedik. Paylaştığımızı düşünüyorum Sahrapçığım. Çok haklısın. Çok haklıyım. Çağla bu, evet. Bu koroya yeni bir şarkı da yapacağız. Ayva çiçek açmışı yapalım. Yapalım. Koro çok iyi. Sen istek yap. Ben onlar serviste gelirken çalışıyorlar. Tamam. Tamam bu mı? Bu çok iyi bir fikir. Ayva çiçek açmışı ya. Yarın ayva dinliyoruz. Ayva çiçek... Yarın ayva çiçeği. Ay bu çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Ben çok böyle eğlenceli. Bazı şarkıları değiştirmek istiyordum. Her gün şarkımız çok evet, iyi oldu. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Peki gelelim şimdi, mutfağımıza. Şimdi bu ıspanağı. Ay bu Adanalılar çok alem. Hani biz ıspanağı hep kullanırız ya. Evet. Onlar şu ıspanağın saplarını. Buna aslında başı diyorlar. Bunları buraları böreklerde kullanırlar. Başlarını bu, ne bu başlarını ya da zeytinyağlı yaparlar. Ha, böyle bırakın. İçine nohut katarlar. Oy. Nohuta bayılırlar. Pirinç koyarlar mı? Pirinç değil de nohut katıyor. Öyle bir gözümün önüne geldi ama katılır mı katılsa yani sanki? Olur. O ıspanak zeytin. Pirinçlisi diyoruz. Ha. Buna ıspanak. Bu sadece nohutlu. Nohutlu. Ispanak biraz sapından biraz havuçlu. Havuç da koyacağım. Hı. Böyle bir zeytinyağlı. Baktım burada ıspanakları çocuklar kullanmışlar. Saplar kalmıştı yani. Hiç atılır mı o? Hiç atılır. Asla atılmaz. Yani. Güzel bir zeytinyağlı dedim. Yapacağız. Evet. Başka? Ay bir sürü yani malzeme var da. Hocam kızacak ama ben bir tart yapmak, ben bir böyle güzel bir pasta yapmak istiyordum. O yüzden bilmiyorum. Bu hocalarımız kızıyor diye hiçbir şey yapamıyorum. Hiç kimse kızamaz sana. Kızar mı? Aşk ama olsun. Sağlıklı Hayır. Yapacağım. Kız tabii ki de. Çok sen sağlıklı. Versiyon böyle değiştirdiğin için artık kimse bir şey demesin. Çok demezsin. Azalttım. Yağımı evet. Azalttım. Şekerimi azalttım. Bal filan nedir kullanıyorum. Nedir peki tam söyleyemedin gelemedin böyle, oraya. Böyle limonlu şey yok bugünkü portakal suyu. Evet. İçine birazcık da böyle krem peynir filan. Bir tatlı mı bu? Evet tatlı bir tart yapıyorsun. Hı. Şöyle evden bak kalıbımı da getirdim. Ay çok böyle güzel. Böyle altı çıkan bir kalıbım da var pırt benim. Pırt diye kaldırıyorsun pırt diye. Onu. Bunun içine yayacağım o havuz gibi ortasına şimdi da. Burada aşırı sağlıklı bir yemeğimiz var. Ha. Burada da dilimiz tatlansın biraz değil mi? Evet. Ama sağlıksız bu değiliz. Bu bir denge. Bu bir denge. Hocama da soracağım aynı zamanda. Ha, peki. Peki o çok değerli konumu davet etmek istiyorum efendim. Çağla ile yeni bir güne bakın kim geliyor alkışlarınızla. Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu canlı yayına geliyor. Sağlıklı yaşamın sırları gözler önüne seriliyor. Cildiniz kaç yaşında? Nasıl genç ve güzel kalınır? Cilt dostu gıdalar hangileri? Cildin amansız düşmanları neler? Küflü gıdalar zararlı mı? Fazla protein ömrü kısaltır mı? Kemikler ve kıkırdaklar neden eriyor? Metabolizma nasıl ateşlenir? Kime, hangi kolajen daha iyi? Çocuklarımız neden sık sık hastalanır oldu? Okula giden çocuklar için zeka ve konsantrasyon artırıcı gıdalar neler?
Hangi yiyecekler hafızayı güçlendirip unutkanlığa savaş açıyor? Kızarmış et bunama sebebi mi? Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları neler? Sabah yürüyüşe aç mı yoksa tok mu çıkılmalı? Kuru yemişlerin saymakla bitmez faydaları neler? Hangi kuru yemiş niçin tüketilmeli? Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Uykusuzluk sorunu olanlar neden kabak çekirdeği tüketmeli? Siz soracaksınız. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu canlı yayında cevaplayacak. Az sonra Çağla'yla Yeni Bir Günde. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu konuğum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, her şey yolunda. İyi gördüm güzel hocam. Güzel bir gün, güzel evet. Bir program. Güzel keyifle bir başlangıç yaptık. Öyle de devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. İlk olarak hocam kışla başlayalım. Mevsimsel olarak artık girdik mi girmedik mi tam olarak belli değil ama artık havalar soğumaya başladı oldukça. Evet. Nasıl korunacağız? Ya da aslında gerçekten ciddi anlamda korunmalı mıyız? Hepimiz hasta olmaktan biraz korkuyoruz. Hasta olmak da aslında bir yerde iyi bir şey mi? Hasta olmak iyi bir şey değil. İyi bir şey değil ama bizim geleneklerimizde çok güzel bir cümle var. Hastalık sağlığın zekatıdır diyoruz. Biraz hastalığı daha iyi karşılamaya çalışıyor. Çünkü hastalığı nasıl karşıladığınızı da bunu unutmayın. Hastalığı ne kadar kısa sürede yeneceğinizi belirleyen bir şeydir. Yani çok depresyona girerseniz, çok üzülürseniz hasta olduğum diye iyileşmeniz uzar. Evet. Onun için biraz kendinize sahip olmanız lazım. Hayır mesela böyle lazım. Bir ufak bir nezle geçirmek hani yani illa bundan da aman nezle de olmayayım, grip de olmayayım, kaçayım diye bir orada şey olmamalı aslında. Orada siz haklısınız. Buradaki farklılık şu, çok kaba bir benzetme ama önemli bir benzetme bu. Evet. Sokak köpeği ev köpeği benzetmesi gibidir. Ne kadar çok dış ortamla biz temasta kalır, ne kadar çok farklı mikrobik florayla temasa geçer isek bağışıklık sistemimiz o kadar çok olgunlaşıyor. Güçleniyor. Onun için zaten köy çocuğunda, kasaba çocuğunda, kır çocuğunda olmayan enfeksiyonlar evde, apartmanda, kreşte yetiştiren yani çocuklarda çok sık görülüyor. Nasıl bebeklerimizi ilk doğduğu zaman el bebek, gül bebek besliyoruz, bakıyoruz ona. Kesinlikle. Sonra en ufak bir dışarı çıkmaya başladığında veya kendi himayemiz altından işte okula gitmeye başladığında anında hastalanmaya başlıyor. Evet, çünkü hiçbir şeyle karşılaşmamış. Evet. Bağışıklık sistemi terbiye olmamış oluyor. Defansif sistemi bazı olağanüstü durumlara karşı olağanüstü hal ilan etmeyi bilmiyor. Dolayısıyla ilk gördüğü mikroptan dayağı yiyor. Evet, peki kışın aslında kendimizi nasıl koruyacağımızı aşağı yukarı biliyoruz. Beslenme düzeni olarak konuşacağız ama cildimizi nasıl koruyacağız? Ya da cildimizin başına aslında kış mevsiminde o soğuklarda neler geliyor? İsterseniz biraz da öncesini alalım. Tabii. Cildi kışa hazırlamak daha da önemli. Ha, evet, çünkü yaz sonu, güneşin etkileri, havuz suyunun etkileri, denizin etkileri, cilt kuruyor, yıpranıyor, örsülünüyor, pörsülüyor. Evet. Bir de o güneş kremleri berbat şeyler çoğunun içi. Onların cilt yapısında ciddi arızalar yaratabiliyor. Onun için bence her hanımın kışa girerken kısa bir kış bakımı yapmasında fayda var. Bunun için çok pahalı kremler gerekmiyor. Çok basit bir şey. Sadece zeytinyağı bile işe yarıyor. Sadece cildimize zeytinyağı dışarıdan. İşte, evet, yatmadan önce bir dörtte bir fincan zeytinyağı üzerini suyla doldursunlar, karıştırsınlar. O zeytinyağını çok az limon ilavesiyle C vitamini, antioksidan da eklesinler. Karıştırdıktan sonra ciltlerini yatmadan önce güzel güzel tatbik etsinler. Hem nemlendirecektir, hem hiyaluronik asit üretimi artıracaktır. Hem zeytinyağında böyle bir şey mi var tabii hocam? Tabii zeytinyağı olağanüstü bir şey. Zeytinyağında oleik asit isimli bir yağ var. Onu omega 9 yapan, yağların kralı yapan o oleik asit. Ama oleik asitle beraber çok sayıda inflamasyon, yani iltihap, yani cildin kusmasına yol açan iltihabi olaylara baskılayan, yani cildi sakinleştiren maddeler var. Bunlar anti-inflamatuvar maddeler ve emin olun en etkili kremlerden çok daha etkili. Kışa zeytinyağı. Böyle bir hazırlık yapmamız lazım. Biraz daha cilt bakımına dikkat etmemiz lazım. Her cilt tipi zeytinyağını kullanabilir mi? Aknesi, sivilcesi çok varsa, cilde oldukça yağlıysa mesela bana çok iyi geleceğine eminim. Çünkü deneyerek benim cildim lazım. Gerçekten çok kuru. Zeytinyağı bana çok iyi geliyor. Çok güzel nemlendiriyor. O böyle ıslak ıslak kıvamını veriyor. Ama eğer çok sivilcesi de varsa hani zeytinyağını sürüp onu azdırma ihtimali var mı? O sivilceleri çoğaltma ihtimali var mı? Yoksa yine ona şifa mı aynı zamanda? Dermatolog değilim. Bunun tam doğru cevabı nasıl bilemem ama doğrusu şu. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Her cildin bir karakteri var. Evet. Farklı karakterli ciltler var. Kuru ciltler, yağlı ciltler,
yağlı ama aynı zamanda kuru olan ciltler, nemlenme sorunu olan ciltler, çok çabuk iltihabı yanıt veren ciltler, yani zeytinyağına bile olumsuz yanıt verebilir. Denemek lazım. Ne yaparsınız? İlk başlangıçta 2-3 gün çok düşük miktarda kullanırsınız. Minik minik deneyebiliriz. Reaksiyon verip vermeyeceğini görürsünüz ama kış için en önemli cilt dostu nedir hocam diye bana soruyorsanız bir numaraya domatesi yazın der. Domates. Domates. Domatesin de kendisi değil suyu. Hatta suyu değil çorbası, salçası. Çünkü domatesin içinde bir kırmızı mucize var. Likopen dediğimiz bir madde. Evet, likopen. Bu likopen dünyada hiçbir canlı Çağla Hanım güneşi gördükçe şımarmaz bu kadar. Domates güneşi gördükçe gerilir, parlar ve şımarır. Bunu likopene borçludur. Ve bilim likopeni Balaton Gölü kıyısındaki Roman kadınların cilt güzelliğine bakarak keşfetmiştir. Ve daha sonra biliyorsunuz Sophie Loren'in güzellik sırrıdır. Salça ve zeytinyağı yatmadan önce. Aa, bunu bilmiyorum. Gazete, tabii, en önemli cilt kremi. Hep söyler Sophie Loren bütün röportajlarında. Likopen bir mucize. Yalnız domatesi çiğ yediğiniz zaman likopen çıkmıyor içinden kolay kolay. Öyle mi? Evet. Liflerin arasında kalıyor hücrelerinden. Dışarıya çıkmıyor. Ama sonuçta yemiş oluyoruz hocam. Ama parçalanmıyor. Parçalanmıyor. O kadar parçalanmıyor bizim içimizde de. Domatesi ne kadar örselerseniz, rendelerse ne kadar rendelerseniz, ezerseniz, döverseniz, salça haline getirirseniz o likopen o kadar çok çıkıyor. O salçayı veya domates özünü, ezilmiş özünü sıcakla muamele ettiğinizde daha çok çıkıyor. O sıcağı yağ da eklediğinizde of. Zaten çok lezzetli için bir şey. Domates çorbası en iyi cilt ilacıdır. Her gün, her akşam domates çorbası için bakın cildinizde ne gibi değişiklikler oluyor. Bunu bir numaraya yazmanız lazım. Bir numaraya domatesi yazdık. Etkili domates. Salçası domatesi. Domates ama ketçap ya? Değil. Hocam bir tek domates yok burada, domates delireceğim şu anda. Öpüp başım. Ne güzel. Evet, domates gerçekten bir mucize. Ama domatesteki likopenin pembe greyfurtta, kışın şimdi greyfurt geliyor. Evet. Pembe greyfurtta olduğunu da bilelim. Aynı oranda mı? Aynı aşağı yukarı. Oranda değil, aynı oranda değil. Ama yine de kışında. Var, kesin var, evet. Yazın domates neyde var domates dışında likopen? Karpuzda var. O karpuzun kırmızı rengini veren de içindeki likopen. Mucizesi. Ayıbı var mı karpuzun? Biraz şekerli. Domates çok daha hem kalorisi yok hem daha şekeri masum. Yok. Daha masum. Peki. Daha bir sokak sorumuz var hocam. Hemen onu alalım. Buyurun. Hocam sizi gördüğüme mutlu oldum. Cildim şu an kaç yaşında? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Evet, gerçekten de bazen böyle şeyleri merak ediyor olabiliriz. Özellikle konular konuşuldukça, konular açıldıkça merak ediyor olabiliriz. Bunu bilmemizde ne gibi bir fayda olur? Fayda olur. Yani bir insanın cildi tabii ki onu ilk değerlendirmesinde herkes için bir ayna. İlk değil mi? Görüş lazım. Evet. Baktığımızda. Evet. Ama cildi en çok genç tutan, en çok güzelleştiren şey gülümsemedir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, yani ne kadar mutluysanız o kadar iyi görünürsünüz. Ama cilt yaşı dediğimiz bir yaş var. Cilt diğer organlardan daha hızlı yaşlanmaya aday. Çünkü dış yüzeyimizde güneş ışınlarıyla dış toksinlerle her şeyle temasta. Bu nedenle cilt yaşı hanımların özellikle önemsediği bir yaş. Ve dış etki çok önemli cilt yaşına. Bunu hiç unutmayın. Yani güneşlenmek o kadar dikkat etmezseniz ve böyle palamut gibi kurumda bütün gün yanarsanız cildiniz perişan olur. Evet. Bunun etkisini de elinizde görebilirsiniz. Elinizin dış yüzüğü, iç yüzüne bakın. Evet. Bir de iç yüzüne bakın. Bebek teni gibi iç yüzüğü. Evet, niye? Için. Daha az güneş görüyorsunuz onun için. Ya bu kadar zarar veriyor olabilir mi güneş bize? Çok etkiliyor. Zarar veriyor, fayda veriyor güneş faydalı aynı zamanda ama ne kadar kullandığınıza bağlı güneşi, ne kadar faydalandığınıza. Ama cilt yaşım ne diye düşünüyorsanızlar, ciltlerindeki kurumaya, renge baktıkları gibi elleriyle çok basit bir test yapabilirler. Siz nasıl? De yapabilirsiniz. Elinizle, elinizin üzerinde cildinizi sıkıştırın, sonra bırakın. Geri dönüş hızı eğer 5 saniyeden daha kısaysa zaten 30 yaş civarında bir cildiniz var demektir. Benim hocam herhalde... Ve sizinkisi böyle biraz yumuşak bırakın. Şöyle biraz yumuşak bırakın. Evet, sakin bırakın. Evet. Yani sizinki çok genç bir cildiniz var. Zaten yaşınız çok genç. Hocam bu, 39 yaşındayım. Genç. 39 genç yaştır. Evet. Neye göre hocam? Yaş. Yeni klasifikasyona göre. Yaş kayması var. Evet, doğru. Bunu çok net bilirim. Doğru. Yaş kayması gençlik çocukluk yaşında değil. Yaşta ama artık 39'a biz gençlik yaşı diyoruz. Evet. Çok net ve haklıyız orada. Ben de çok uzun yıllarca hatta bana diyorlar ki Çağla işte teninin rengini mi açtırdın? Sen bu kadar beyaz değildin. Hep beni kapkara görmeye alışkın oldukları için çok uzun süre gençlik zamanlarımızda diyeceğim. Yani artık 20'li yaşlarda deliler gibi güneşleniyordum. Anlamıyorum şu anda hiç anlam veremiyorum ama saatlerce güneşte kalıyorduk.
biraz geç idrak ettim ama belki de kurtardım diye düşünebiliyorum. Kesinlikle. Bir de bundan sonra ne yapacağınız önemli Çağla. Evet, yapacağınız yatırımlar size mutlaka yolsu elektrik olarak geri döner. Yani beslenmeniz. Evet. Kullandığınız dış ürünler, ağızdan alacağınız destekler konuşabiliriz isterseniz. Evet. Ama cilt yaşlanmasını iyi yöneten kişilerin çoğu kendi genel yaşlanmalarını da iyi yönetiyorlar. İyi yönetiyorlar. Bu istatistikler bunu çok net gösteriyor. Onun için cilt bakımı kendinize bakım anlamına da geliyor. Doğru. Evet. Aslında cilt bakımı dediğiniz zaman ilk olarak biz yüzümüzü düşünüyoruz. Bu başka ama, bir şey. Değil mi? Bu geçici bir bakım. Evet. Aslında o daha çok da kozmetik bir bakım, hayali bir bakım. Yani cilde bakım yaptığınız zaman cildinizin bir takım manevralarla çok daha genç, olgun görmesini sağlayabiliyorsunuz ama evet. O kalıcı bir etki yaratmıyor. Evet, siz hep söylüyorsunuz içten beslenin, dıştan destekleyin diye her çok zaman söylüyorsunuz. Harikasınız. Buyurun. Hocam ben de cilt yaşımı merak ediyorum, onu öğrenmek baktı istiyorum. Baktı mı tatlım kendin? Hocam analizi yapmıyor. Yok, şöyle bakın. Elini şöyle bir kaldırıp biraz önce gösterdiğimiz bakın, gibi. Eğer buruşmuş kalırsa yani tekrar eski haline dönmesi 5 saniye, 7 saniye, 10 saniye, hele hele 15 saniye geçmişse yani cildiniz su istiyor, kırışıyor, öyle kuruyor. Bir şey yok. Öyle bir şey yok mu? Yok, sen iyisiniz. Zaten o kadar güzel gülüyorsun ki. Yani maşallah. Ol, teşekkür ederim. Pırıl pırıl görünüyor değil mi? Evet. Ne kadar önemli. Peki cilt yaşlanmasında genetik faktörler etkili mi hocam? Yani ailemizde, annemizde etkili. Vesaire etkili, falan filan. Etkili, evet, biz kendimize ne kadar iyi bakarsak bakalım, ne kadar iyi beslenirsek beslenelim. Bu genetiğe mahkum muyuz peki? Hayır. Genetik miras bir kader değil. Genetik miras akıllıca yönetilebilirse yönetilebilir bir süreç. Ama bazı insanların ailevi olarak kolajen üretimlerinin daha yavaş olduğunu, kolajen kayıplarının daha hızlı olduğunu, ciltlerinin güneş ışınlarına karşı daha hassas olduğunu, daha çabuk ve daha çok lekelendiğini, daha çabuk kuruduğunu biliyoruz. Görüyoruz, evet. Bunu bile bile siz eğer koruyucu önlemleri almazsanız daha hızlı yaşlanırsanız. Ama alırsanız, içten nemlendirirseniz, dıştan nemlendirici ürünler kullanırsanız, güneşli temas sürenizi kısaltırsanız daha geç yaşlanırsınız Çağlar. Peki cildimize normalde işte böyle dışarıdan da bazı enjeksiyonlar yapılabiliyor. Vitaminler, işte evet. Somon deniyor, o bu deniyor. Aslında burada yok ama ben gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bunları yaptırmalı mıyız? Güzel soru. Çok güzel bir soru bu. Burada kadınların ciltlerine olan düşkünlüklerinden istifade etmek isteyen çok büyük bir sanayi var. Çok büyük bir endüstri var. Bu endüstrinin boyutlarını yani milyar dolarlarla falan ifade etmek mümkün değil. Mümkün değil. Doğru. Şimdi siz somon musunuz ki somonun DNA'sı sizde çalışsın? İşte hocam yani, somon bize iyi şey geliyormuş. Mi? Omega 3 var demişlerdi. Somon yiyin. Omega 3'ü kullanın. Omega 3 somondaki omega 3 de evet. Sizdeki omega 3 aynı. Ama somonun DNA'sı sizde olsaydı size somon kadar akıl olurdu. Mümkün mü böyle bir şey? Hoş olmaz hocam. Ya olmazsa tabii. Balık aklı dediğimiz bir akıl var. Her şeyi çok çabuk unutan. Çok kötü bir akıl. Ama demek istediğim şey şu. Somondan aldığınız herhangi bir DNA'yı cilde vererek evet. Cilt DNA'sını veya cilt hücrelerinin DNA'sını gençleştiremezsiniz. İki, telomerle şununla bununla oynayarak böyle bir takım uyanıklar var. Telomer kremi, hapı, çöpü satarak cildi gençleştiremezsiniz. Üç, gençlik aşısı dedikleri hiyaluronik asit enjeksiyonları var. Evet. Bu da çok büyük bir palavra. Sakın kalmayın. Çok ucuz kremler var. Hiyaluronik asit kremleri. Evet. Cildinize sürdüğünüz zaman cildden emilir. Aslanlar gibi hiyaluronik asit su tutar, cildinize nem verir, kıvam verir, gerginlik verir ve gençlik aşısı gibi gelir. Ama siz hiyaluronik asit enjeksiyonu yaptırdığınız zaman bundan sadece enjeksiyonu yapan kişi ve ürünü satan firma kazanır. Siz bir şey kazanmazsınız. Dolgu olarak hyaluronik asit kullanalım mı hocam? Hı hı. Tabii ki kullanın. Yani eğer burada çizgilerinizin düştüğünü istiyorsanız, yukarıya çekmek istiyorsanız evet. Dolgu olarak kullanın. Bir mahsur yok. Ama orada da hangi ürünü kullandığınıza dikkat çok edin. Önemli. Ucuz ürün çok riskli. Her gün televizyonlarda görüyoruz. Dudakları şişmiş, yüzü evet. Şişmiş, hanım görüntüleri ve çok üzülüyoruz. Evet. Peki bir sorumuz daha var. Onu da alalım. Buyurun. Hocam merhaba. Bir sorum olacak. Çok merak ediyorum. Cilt dostu gıdalar nelerdir acaba? Yanıtlarsanız çok sevinirim. Aslında biraz önce konuştuk. Birini söyledik ama domatesi, daha çok istiyor. Domatesi koyduk. Hocam çok istiyoruz tabii bütün ki. Bütün renkli bildik. Olan sebzelerin hepsi şahalı. Burada gördüğün her şey cilt dostu. Bu mesela inanılmaz bir cilt dostu. Niye? Proantosyanidin var içerisinde. Hı-hı. Bu inanılmaz bir cilt dostu patlıcan. Patlıcan. Çünkü bunda da evet. Ve biz patlıcanı pişirip bu dışındaki harika malzemeyi atıyoruz. Hı-hı. Öyle yiyoruz. Bunu salatalara ilave edin. Güzel patlıcanı, yıkayın. Evet. Kabuklarıyla yıkayın. Birlikte. Hafif haşlayın, buharda pişirin, kabuğuyla birlikte salataya ilave edin. Çünkü bunu yani yazıktır. Patlıcan buna çok üzülüyordur zannediyorum. Evet. Çok üzülüyor. Çok üzülüyordur. Biberdeki renk, bütün renkli maddeler ama üzümdeki resveratrol dahil hepsi ama cildin düşmanı şekerdir. Unutmayın.
Ona gelecek. Evet. Tamam, okey, bunları biliyoruz, şekerde, öğrendik. Sebzeler, yiyoruz ve tamam, tüketiyoruz. Balık, özellikle balık. Çünkü balık hem kolay bir protein kaynağı, hı-hı, hem omega 3'ten çok zengin. Cilt omega 3'ü çok seviyor. Hı-hı. Balığın da her türlüsü, ton balığı, o balığı, bu balığı fark etmiyor. Fark etmiyor. Yanlış bir algı var. Hamside de var mı? Hamside de var. Her balıkta omega 3 var. Az var, çok var. Hı-hı. Somun meselesi biraz somun sanayisinin, somun, hı-hı, üreticilerinin bize gazladığı bir konudur. Somun tabii ki biraz daha fazla omega 3 kaynağı var içinde. Evet. Ama hangi somunda? Atlantik veya Antarktika'da, pardon, buz gibi suda yetişen, hı-hı, donarak ölmemek için omega 3 üreten garip yabani somonlarda. Hı-hı. Siz çiftlik somonlarını Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da yetiştirip Türkiye'ye somon diye gönderirseniz ve içlerine de koyu renk olsun diye boyaları basarsanız, oo, bizim vatandaşımız çiftlik somonunu paşa paşa yiyor. Ama, hmm, çiftlik devreye gelince ben bunu yemem abi diyor. Ya da konserve veriyorsunuz, aa ben bu konserveyi kullanmam diyor. Ama tekrar söylüyorum, aldığınız somona dikkat edin. Somon, evet, gazına gelmeyin. Bizim balıklarımızda yeteri kadar omega 3 var. Lüferimiz harika, sardalyamız harika, istavritimiz harika, ton balığı. Biz ton balığını daha çok konservesin çünkü Türkiye bir ton balığı ülkesi değil. Ama ona siz onay veriyorsunuz, onay ton balığı da yiyebilirsiniz, konserve de diyorsunuz değil mi? Ton balığı bizim mutfağımızın vazgeçilmesi. Niye? Çok hazır, çok kolay ve her an elinizin altında. Onun için çok tavsiye ediyorum. Bir, evet, başka cilt dostunu daha söylemek istiyorum. Buyurun. O da baharatlar. Baharatlar çok ciddi bir cilt dostu. Baharatları geleceğiz, evet, hocam. Peki, onu konuşalım mutlaka. Bir telefonumuz var, onu, tabii, almak istiyorum. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Elif Hanım, buyurun. Şimdi beslenmeden bahsediyorsunuz. Benim de çok saçlarım dökülüyor. Ciddi anlamda. Özellikle sonbahar ve işte ilkbahar dönemlerinde. Evet. Acaba hani yediğim, içtiğim şeylerin etkisi olabilir mi? Ya da saç dökülmesini yediklerimle takviye edebilir miyim? Mesela Elif Hanım, ne yapabilirim? Nasıl besleniyorsunuz size göre? Çok sağlıklı beslenmiyorum tabii. Yani daha ne hani soruyorsunuz Elif Hanım? Çalışan bir insan olarak çok fazla yeşillik tükettiğimi söyleyemeyeceğim. Biraz fazla protein, et tüketimim, evet, var. Hamburgerler, pizzalar vesaire falan filan mı biraz? Yok, yok. Hamburger falan yemem ama kırmızı et çok yerim. Yeşillik yiyemem, meyve hiç yiyemem. Evet, anlıyorum. Peki Elif Hanımcığım, hemen soruyorum. Çok teşekkür ediyoruz sorunuza. Ya beslenme düzeni tabii ki çok, çok önemli. Onu biliyoruz. Aslında kendisi de söylüyor ama yani yanlış beslenerek saçı dökmek mümkün mü ki? Yok yok, saçı dökmek, yani, beslenmek, yanlış beslenerek şöyle mümkün. Eğer siz çok demir kaybediyor, kan kaybediyor, ama onun yerine demirinizi koyamıyorsanız saçınız dökülür. Demir eksikliği. Demir eksikliği. Eğer siz çinko kaynaklarından yeteri kadar faydalanamıyorsanız ve ciddi bir çinko eksikliği içindeyseniz saçınız dökülür. Çinko eksikliği. Yani bakliyat yemiyorsanız, deniz ürünü yemiyorsanız. O zaman hemen akabinde, evet, çinkoyu ve demiri nereden alacağımızı. Hem söyleyelim, demir kırmızı et. Kırmızı demir, karaciğer, iç organlar. Hı hı. Demir bitkisel grupta ıspanak, siyah üzüm, bakliyat grubunun tamamı demir zengini gıdalar. Gayet, hı, oralardan rahat alabiliyoruz. Çinkoyu söyledim. Evet. Evet. Eğer siz yeterince güneşlemediyseniz D vitamini eksikliği saç döker. Yani yazın ihtiyacımız bakacaksınız olan güneşi almadıysanız, D vitamini seviyenizi elinizin 50'nin altında tuttuysanız saçınızın döküm ihtimali bir tık artar. Evet. Bitmedi. Omega 3'ünüz eksikse saçınızın dökülme ihtimali bir tık artar. Bitmedi. B12'niz düşükse saçınızın dökülme ihtimali artar. Bitmedi. Kolajeniniz düşükse. Hocam bu kafadaki saçları şükretmem gerekiyor tabii şu anda galiba. O saçınızın galiba, içinde kaç bileşim var biliyor musunuz? Mucize, o kadar basit gibi düşünüyoruz ama, evet, bir insan hücresinin çalışabilmesi için harekete geçen moleküllerin veya maddelerin, minerallerin, vitaminlerin sayısı bizim bildiğimiz kadarıyla bile saymakla bitmez ki. Ben bilmemiz gerekenin daha %1'ini bildiğimizi düşünüyorum. O kadar. Evet. Muazzam bir şey. Müthiş bir şey. Çok çok şükür. Evet. Bir telefonumuz daha var, onu alayım. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar. İyi hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi benim 5 yaşında bir oğlum var. Fakat balık yediremiyorum. Hı hı. Biraz hayvan sever diyelim. Evet evet, böyle bir durumumuz söz konusu. Balık hiç şekilde yedirtemiyorum. Dolayısıyla hocama şunu sormak istiyorum. Bu balık yahapı aynı şey olabiliyor mu? Yani balıktaki alacağı vitamini oradan karşılayabilir miyiz acaba? Hemen soralım. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür, evet, ediyoruz Zeynep Hanım.
Bu kadar erken yaşta veganizme ilgi duyması çocuğun ayrıca bir enteresan bir konu. Enteresan. Evet. Ama bu kadar hayvan sevmesi onu şu anda çok rahatsız etmeye gerek yok. Sonra halledilir o konu. Veganlık çok kötü mü? Evet, sınırda kötü. Çok da kötü değil. Konuşabiliriz memnuniyetle. Ama çocuğunuza omega 3 desteği verdiğiniz zaman... Evet. Omega 3 desteği yani balık yağı değil de balık yağından elde edilmiş ya da balık yumurtası veya kril yağından elde edilmiş omega 3 hayvansal omega 3 aynı işi görür. Değişmez. Asla. Güzel hiç haber. Değişmez. İki daha güzel bir haber. Ben çocuk değilim. Ben Çağlar Şeker'in veganım. Balık yağı da hayvansal bir ürün. Ben balık yağı da, kullanmak istemiyorum derseniz diyorum. Onu da çaresi var efendim. Yosundan elde edilmiş omega 3'ler var. Yani vegan omega 3'ler var. O yosundan edilmiş omega 3'ler de aynen çalışıyor. Hocam benim param yok. Ben omega 3 alacak gidip yosun pahalı, hakikaten pahalı. Ucuz bir omega 3 kaynağı. Keten tohumu ve chia tohumu. Keten tohumu çok çok ucuz. Ne kadar? 2 yemek kaşığı keten tohumu günlük öğününüze ekleyebilirsiniz. Günlük omega 3 ihtiyacınızın tamamına yakınını karşılarsınız nokta. Harika. 3 yemek kaşığına yakın chia tohumunu eklerseniz yine aynı şeyi yaparsınız. Ne yapacağız hocam? Salata ekleyeceksiniz. Evet. Keten tohumu. Çorbaya ekleyeceksiniz. Evet. Chia tohumu yakışıyor salatası yapacağız. Yakışıyor her yere de. Chia da böyle çok nötrize bir tadı chia var yani yakışıyor. Aslında. Bir de keten tohumu da hanımlar için mucize lignan var. Lignan bitkisel östrojen. Hiçbir bitkide keten tohumundaki kadar bitkisel östrojen yok. Bakın Zahra Panım'ın östrojen deyince dikkatle dinlemeye başladı. Dünyanın en ucuz gıdası. En yakın rakibinden 700 kat daha fazla bitkisel östrojen var. Bu kimin işine yarıyor bu bilgi bizi izleyenler için de? Menopoza hazırlanan ya da menopoza girdim hocam terliyorum, ateş basıyor, gece uyuyamıyorum diyen hanımlardan ya da meme kanserinden korumak istiyorum, kolon kanserinden korumak istiyorum diyen hanımlardan, prostat kanserinden korumak istiyorum diyen erkeklerden. Bu keten tohumu meselesini ben sizi gördüğüm her yerde tekrarlayacağım. Çünkü en ucuz omega 3 kaynağı, en ucuz posa kaynağı, en ucuz toklutucu madde, en ucuz bitkisel östrojen kaynağı. Müthiş. Çok muzun anlattın. Hayır harika anlattınız. Peki. Hayranlık da şu an keten tohumuna çok büyük bir hayranlık beslemeye başladık sadece diye düşünüyorum. Sadece sabah akşam iki tatlı kaşığı keten tohumu yiyen bir hanım iddia ediyorum en azından yarı yarıya ateş basmalarını azaltır menopozdaki. O kadar. Evet. Güne terlemelerini azaltır. Hemen bunu bir kenara not etsinler. Her şeyin içine katabilir miyiz keten tohumu? Tabii ki. Tabii ki katabilirsiniz. Yani kahvaltı yaptık. Keten tohumunu öğütürsünüz. Öğütüp. Yoğurtla karıştırırsınız. Ha, yoğurta, işte kabızlık sorunuz varsa keten tohumundan daha güzel bir şey bulamazsınız. Kabızlık sorununa da evet, çok iyi evet. geliyor. Ama keten tohumunu kullanırken şuna dikkat edelim. Bazı insanlarda başlangıçta çok posa gücü olduğu için gaz ve karın ağrısı yapıyor. İki çay kaşığı arttır. Evet. Bağırsaklarımızın vereceği cevaba kadar dozu 2 yemek kaşığına kadar çıkabiliriz. Benim tavsiyem 2 yemek kaşığını geçmemektir. Maksimum günde. Yani. Maksimum. Onu da abartmaya gerek yok bir yerden sonra. Yeterli. Yazıyoruz keten tohumu. Müthiş gerçekten bu kadarını bilmiyordum. Hep duyuyoruz ama aslında birçok şey duyduğumuz için de bazılarını unutuyoruz. Eksik duyuyoruz. Bazı bilgiler bize o ürünü evimize sokmamız için yeterli olmuyor. Ama şu anda keten tohumu herhalde bundan sonra evimizden eksik olmayacak. İnşallah. Baharat mıdır hocam? Keten tohumu nedir? Bir bitki keten midir? Keten tohumu bir bitki keten. Keten biliyorsunuz kumaşlarda da kullanıyorsunuz. Onun tohumu. O da ve çok ucuz bir şey. Osmanlı ordularının başarısı, İskender ordularının başarısı keten tohumudur. Nedeni askerlerin cebine koyuyorlardı keten tohumunu. Asker savaşa giderken orada yemek pişirme kolay işler değil. Evet. Ve çok da güçlü tutuyor. Çok da zeki yapıyor muhtemelen askerleri. Bütün İskender orduları, Osmanlı orduları keten tohumuyla askerlerini beslemişlerdir. Ucuzdur. Ama niye oldu? Çünkü bizi artık endüstri yönetiyor. Evet doğru endüstri yönetiyor. Hocam, evet. Bizim yeniden şimdi çok çok inşallah çok iyi bir tarım bakanına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çok güvendiğim bir insan. Evet. Tarımımıza yeni bir yön verilmesi gerekiyor. Bu kenevir tohumu meselesini, kenevir tohumu onu da bir gün konuşalım. Olur. Keten tohumu meselesini. Hatta tohumların tümünü bir masaya yatırmak lazım. Ve bizim halkın beslenmesine daha kolay ulaşılabilen, daha ucuz, daha etkili, ilaç niyetine kullanabilecekleri mucize gıdaları tekrardan hayatımıza sokmamız gerekiyor. Evet. Bir telefonumuz var hocam onu alalım. Ayşe Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocama bir sorum olacak. Tabii. Benim midem çok ağrıyor ve çok ağrıdığı için de doktora gittim. Doktor da bana her sabah aç karnına mide ilacı verdi. Bir yıldır her sabah aç karnına mide ilacı içiyorum. Bunun zararı var mı? Çok korkarak içmeye başladım artık. Sizi rahatsız eden bir şey mi var? Herhalde mide koruyucu gibi bir şey var dedim hocam.
Yok, hanımefendi haklı. Öyle rahatsız mi? Olabilir devam mi öyle etsin. Bir şey? Hatta çok rahatsız olsun. Çok rahatsız ciddi olsun rahatsız diyor olsun. Ayşe Hanım. Nedeni şu. Biz maalesef özellikle son 50 yılda hastalıkları doğal yolla değil de tamamen ilaçlarla tedavi etmek üzere eğitilen bir doktor grubuyuz şu anda. Ben dahil. Ben biraz çıkmaya çalışıyorum. Birçok arkadaşım da çıkmaya çalışıyor gruptan ama ben dahil. Midem ağrıyor diye herkese bir ilaç yazıyoruz biz. Proton pompası baskılayıcısı. Şak diye kesiyor. Çünkü hidroklorik asit midede yapılırken hidrojen olmazsa o asit yapılamıyor. Dolayısıyla asit olmayınca da ağrınız olmuyor. Peki o mide asitini Yüce Allah keyfinden mideye koymuş değil. Asiti dökün hidroklorik asit, eliniz yanar ama mide kendi üretiyor. Hiçbir şey de olmuyor. Niye? Et diyorsunuz, onun sindirilmesi için o lazım. O asit gerekiyor. Tabii, yoksa eti sindiremezsiniz. Evet. Sindiremiyorsunuz zaten. Ağzınızdan her gün tonla mikrop yutuyorsunuz. Bu havada akıyor, mikrobu şimdi çekiyoruz. Tüklükte yutkunuyoruz, gidiyor mide. Nasıl sindirilecek? O mikropları ne öldürüyor? Asitle. Midedeki asit öldürüyor. Onun için mide hastalıkları, mikrobik hastalıklar, bağırsak hastalıkları yaygınlaşıyor. Yani vücuttaki herhangi bir mekanizmaya müdahale etmek gerekebilir. Ama bu müdahalenin süresi çok 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 önemli. Bu mide pompasını baskılayan ilaçlar B12 vitamini emilimini bozuyor, protein sindirimini bozuyor, bağışıklık sistemini bozuyor, bir reflü meselesini çözmüyor sadece. Mideyi koruyacağız derken problem açıyoruz. Onun için hemen gidip doktora konuşsun. Doktor bey, ben bunu bir senedir yutuyorum, bunun başka bir çaresi yok mu desin. Ne yapsın? Her 3-5 dakikada bir iki yudum su içsin. En kolay ilacı mide sorunları. Gerçekten evet. Su. En basit ilaç o. İki, yediği şeyler hepsini gözden geçirsin. Neler olmasın mesela? Ya da içeriği mideyi ne olan? Mideyi rahatsız eden belli şeyler var. Bilhassa kızarmış gıdalar. Fast foodların hepsi bela. Tabii. Bir de yedikleriyle konuşarak anlamak lazım bunu. Biraz önce çok övdüğümüz domates suyu mesela bazılarında çok ciddi reflü yapar. O zaman kullanmaması lazım. Evet. Yani hepimizin yediklerimize konuşması lazım. Dinlememize bakmamız lazım. Bana ne dokunuyor? Çünkü fabrikasyon imal edemiyoruz Çağla Hanım. Evet. Hepimizin şey farklı. Bir de düşünceleriyle konuşması lazım. Çünkü stres mideyi en çok yoran şeydir. Ya. Buna dikkat etmemiz lazım. Benim başıma geldi. Sıkıntılı olduğum bir dönemde ne ekşidi, ne ağrıdı, ne yandı, perişandık. Gidiyorsun, midede bir şey yok. Yani işte biraz asit içi almış, şöyle olmuş. Evet. Çok önemli bir şey yok diyor ama aslında her şey burada bitiyor. Değil. Bir telefonumuz var, alalım. Alo. Alo. Mustafa Bey, nasılsınız? Günaydın. Merhabalar. Çok sağ olun. İyi yayınlar öncelikle. Teşekkürler. Buyurun. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Ben gün içerisinde yani bazen öğün atlıyorum. Çünkü çok fazla düzenli yediğim zaman aşırı kilo alıyorum. Bu öğün atlamanın dışında da akşam geç saatlerde işten çıktığımda bir televizyon izlerken atıştırmalıklardan kaçamıyorum. Yani atıştırmalıklardan da yiyorum akşamları televizyon izlerken. Evet. Bunlar yani daha doğrusu geç saatte yemek yemeden ya da atıştırmadan uyuyamıyorum. Beni rahatsız ediyor biraz. Bir sorum daha olacak. Evet, geç saat yiyorum. Nasıl önüne geçebilirim bunun? Bir de bir sorum daha olacak hocama. Bir de gece uyuduğumda terliyorum. Yani çok terliyorum. Tamam, soralım. Enteresan olabilir. Evet. Benim oğlan da öyle. Kuzey de mesela normal gün içerisinde işte oturduk, yemeğimizi yedik vesaire. Bir saat sonra artık kalktı. Yatağa yatıyor. İnanılmaz bir ter döküyor. Bunun alerjik bir şey olduğunu duymuştum ama çok da emin değilim. Çok da şu anda önemsemiyorum. Önemsemem gereken bir şey mi bu yatay hayatımızda terleme olayı? Çocukların gece terlemeleri D vitamini eksikliğini işaret edebilir. Ona öyle mi? Evet, demir ve D vitamini. Tamam. Özellikle D vitamini eksikliği biraz ense bölgesi, boyun bölgesinde çok terleme yol açabilir. Evet. Genelde gece terlemeleri insülin direnci olan insanlarda olur. İnsülin direnci olan insanlar eğer yatmadan önce çok yerlerse ki bu beyefendinin yaptığı temel hata o. Zaten terlemek için iyi anladığım kadarıyla. Yediği için terliyor neticede. Onun için ilk yapacağı şey ikinci sorunun cevabı birinci soruda saklı. Bu yatağa girmeden iki saat önce en az bir saat önce midesini tatile çıkarsın. Midesini homili kırtlak doldurmasın. Çünkü gece o uyurken mideyi doldurduğunuz zaman karaciğeriniz, bağırsaklarınız siz uyurken amele gibi çalışıyor sabaha kadar ve onları sindirmek için. Kan ter içinde kalıyor. O teri siz hissediyorsunuz. Ama aynı zamanda ertesi sabah yorgun uyanırsınız zaten. Çünkü zaten hiç dinlenemedi. Sürekli gece çalıştı. Hiç doğru değil. Evet. İki öğün beslemenin çok bir zararı yok. Ben de iki öğün besleniyorum. Sabah kahvaltı yapıyorum. Akşamleyin yemeğimi ama yiyorum. Ama akşam yemeğini herhalde 7-8 gibi yapıyorsunuzdur. Akşam gece atıştırma gibi bir şey söz konusu olmaması gerekiyor. Eğer gece atıştırmasını önleyemiyorsa, işten de geç dönüyorsa geç saate koşun akşam yemeğini. Zararı yok. Uykuyu yarım saat, bir saat kaydırsın. Ama ertesi sabah kahvaltı 7'de değil de 9'da, 10'da, 11'de yapsın. Yani açlık sürelerini ona göre ayarlasın. Ha, mutlaka atıştıracağım.
bir proteinden güçlü atıştırma yapsın. Yani gidip bir grissini, bir gofret, bir tatlı, bir bilmem ne yiyeceğini, yani şekerli bir şey yiyeceğini. Gitsin kavrulmamış badem yesin. Bitkisel proteine zengin. Kuru yemiş, onu da fındık, fıstıksa da hiç kavrulmamış, tuzlanmamışını tercih etsin. Ama daha iyisi ayrandır, daha iyisi yoğurttur. Böyle yoğurdu hafif kahve üzerine koyabilir, tarçın koyabilir, biraz keyifli hale getirebilirsiniz. Çiğe falan koyabilir. Gayet güzel çiğe koyabilir. Daha çok tok kalabilir o zaman. Evet, bu birazcık da kendisi de farkında aslında. Mustafa Bey herhalde hattımızda değil ama diyor ya, yani vazgeçmek istiyorum bu durumdan çünkü bana iyi hissettirmiyor muhakkak zaten. Muhakkak. Bunun farkında olmanız bile aslında bir adım sayılır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Peki bir sorumuz var. Onu alacağım şimdi halktan. Buyurun. Osman Müftüoğlu bugün konuğumuz. Evet. Kendisine sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet. Küflü gıdaların vücuda zararı var mıdır? Ve almalı mıyız? Ve vücuda etkileri nelerdir? Küflü gıdalar. Mükemmel sorular geliyor. Küflü gıdalar büyük problem. Gerçekten büyük problem. Nedir küflü gıdalar hocam? Yani küflendirilerek üretilen bir tek gıda var. Küflendirildiği zaman lezzeti artan ve sağlığa zararlı olmayan. Nedir orada o? Da hangi küflün kullanılacağı, mikrobun kullanacağı belli. Peynir. Peynir. Fransız peynirlerin çoğu küflenmiş peynirdir. Ama o peynirlerin içine konmasına izin veren sadece ve sadece bir veya iki tane bildiğim kadarıyla probiyotik bakteri var. O peyniri küflenmeyle lezzetli hale getiren. Bunun bir zararı yok. Bilimsel olarak da kanıtlanmış. Ama ekmeğiniz küflendiyse yememeniz lazım. Fakat çoğu maalesef özellikle restoranlar, evet, özellikle pastaneler, evet, pasta yapan Sahra Hanım bunun dışında tutuyorum. Hı-hı. O küflenmiş ekmekleri eritip pasta üretiminde. Öyle mi? Galeta pastalarda kullanıyorlar. Galeta üretiminde kullanıyorlar maalesef. Dikkat, nereden aldığınıza çok iyi bakacaksınız. Hı-hı. Alışveriş yaptığınız yere mutlaka güveneceksiniz. Hı-hı. Birinci unsur o. Dikkat edin her konuda. Ette de, sütte de, ekmekte de, her pastada, pastanede, her neyse. Küflenmiş olan gıdaların bir kısmını kesiyor. Hanımlarımız çok yapıyor onu. Ben bizim evde çalışanda da görmüştüm onu. Hı hı. Peynirin bir kısmı satın alınmış peynir. Hı hı. Yanlış ve imalattan küflenmiş. O da çok büyük, üzücü bir şey. Marka bir peynirdi, marka edebilirdi. Evet. O kısmını kaldırıp öbürünü yani yedirmeye kalktı bize. Hayır, sakın o gördüğünüz yerdeki küf varsa o bütün gıdanın içine işlemiştir. Gözümüzde görmediğimiz yere kadar gitmiştir. O gıdayı alacaksınız, o ekmeğin, o dilimini, o bölümünü değil. O ekmekten vazgeçeceksiniz, o peynirden vazgeçeceksiniz. Özellikle küflendiği zaman bela olan kuru yemişlerdir. Hele hele yer fıstığı, fıstık. Küflenmiş fıstık aflatoksin dediğimiz doğrudan karaciğer kanseri yapan bir toksin içerir. Tekrarlıyorum, küflenmiş bakliyat veya küflenmiş fıstık, fındık, bunları kesinlikle yemeyin. Bunları saklarken de bizim hanımlarımız, hı hı, maalesef çok iyi bilmiyorlar. Nedeni de şu, eskisi gibi kendileri saklamıyorlar. Saklanmış alıyorlar. Bunların kaplarda, havasız kaplarda, cam kavanozlarda ve güneş görmeyen yerlerde saklanması lazım. Saklanması gerekiyor. Kullandıktan sonra hemen o hava almaması için kapağının kapatılması, evet, gerekiyor. Evet, ona dikkat edilmesi lazım. Saklanması gerekiyor. Şimdi birazcık veganlığa geleceğim ama aslında eşdeğer bir soru da soracağım yine. Fazla protein de ömrü kısaltıyor mu? Böyle bir şey var mı hocam? Var. Var. Yani her şeyin fazlası ömre zararlı. Onu bilelim. Yani proteini fazla kullanmak derken karbonhidratla dengelemek anlamında mı? Yoksa yok, sadece protein yemek hani ömrü kısaltıyor sadece mu? Ve neden kısaltıyor? Şöyle, yeni bir akım var. Bu akımın nedeni obezite salgını. Çünkü obezite salgını ortaya çıkınca, obeziteye çare aranırken fazla proteinli beslenmenin obezitenin çözümü olabileceği anlaşıldı. Evet. Ama bu yeni değil. Evet, Doktor vardı. Efkes 1960'dan beri bunu yaptı. Evet. Ve kendisi de toprağı bulursun 70 yaşına varmadan göçtü gitti hastalandı. Çünkü yüksek hayvansal protein tükettiğiniz zaman, evet, yani sabahleyin sadece 4 yumurta, hı, öğlen pirzola, akşam kaburga, evet, veya tavuk göğsü yiyerek, hı hı, kilo verebilirsiniz. İstediğiniz kadar yediğiniz halde ketoz diyeti dedikleri bir başka diyet var. O da bir, onun da arızaları var. O diyetlerle kilo verebilirsiniz. Ketoz ama diyeti nedir? Ketoz diyeti dediğimiz veya ketotik diyet dediğimiz, hı hı, hiç karbonhidrat almadan, sıfır karbonhidrat, sadece protein alarak ya ve yağ alarak, hı hı, karbonhidratsız vücudu bırakmak. Dolayısıyla karbonhidrattan, yani şekerden alacağı enerjiyi ketondan almasını sağlamak. Tamam, alır, hoşuna gider, kullanır, zayıflar, mutlu olur, zayıflar, hı hı, ama hasta olur. Ya. Ama kas yakar. Ömrü kısaltır, ömrü mı hocam? Kısaltır. Onu söyleyecektiniz ama söylemediniz. Gerçekten kısaltır. Kesinlikle. Bu, ya bu aslında cümleler bizim için çok önemli. Yani hastalanır dedi, ya tamam falan yapıyorsun ama ömrü kısaltır demek, ömrü kısaltır hakikaten. Net. Net. Tonda da araştırması gösterebilirim. Hı-hı. Basit bir cevap da verebilirim burada. Evet.
uzun ömürlü insanların hepsi böyle et, kaburga, pirzola falan yiyen yerlerden çıkmıyor. Dağlardan, çöllerden, fakirlerden, fukaralardan çıkıyor. Bunun nedeni onların daha çok ot yemeleri, daha çok vegan gibi beslenmeleri, daha çok bitkisel ağırlıklı beslenmeleri. Akdeniz diyeti dediğimiz ve bugün hepimizin kabul ettiği uzun ömür sırrı diyet Akdeniz diyoruz. Evet, uzun ömürlerin evet, çoğu evet. Akdeniz'de. Niye? Çünkü bakliyat yiyor, yeşillik yiyor, ot yiyor, çöp yiyor, meyve yiyor, sebze yiyor. Hı-hı. Yani onun ömründe balık et olarak gidebiliyor. Evet. Biraz da hayvancılıkla uğraşıyorsa birazcık da hayvan giriyor. Yani o zaman et yemeyelim mi, az mı yiyelim? Makul et, yiyelim. Tavuk. Hiçbir yani kişi. Haftada yani mesela her gün en az bir öğünümüzde et olsun mu? Bu fazla mı ya da? Atıyorum ya da haftada iki gün, üç gün olması yeter mi? Haftada iki gün olması yeter. Et için yeter. Söylüyorsunuz. Evet. Haftada bir gün, iki gün balık imkanınız varsa mutlaka. Mümkünse daha çok balık. Daha çok balık. Et, kırmızı et demir ihtiyaç için lazım ama demir o kadar çok kolay sattığımız, yani bulamadığımız bir şey değil. Evet. Tavuktan, hindiden de karşılayabilirsiniz protein ihtiyacınızı. Ama protein... Tavuk et okey ama et. Et. Kırmızı et. Et deyince kırmızı et geliyor bizim aklımıza ama tavuk eti de ettir, balık eti de ettir. Hepsi ettir. Beyaz et grubu var biliyorsunuz. Balık, tavuk, hindi ve diğerleri. Bir de kırmızı et grubu var. Kırmızı et grubunu kırmızı yapan içindeki demir zaten temelde. Yani eti kırmızı hale getiren içindeki demir miktarı ve kasındaki miyoglobin miktarının yoğunluğu. Evet. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Hiçbir porsiyonunu ısmarlarken çalışırken restoranda ya da evde çocuklarını yedirirken 75 ila 125 miligram pardon üstünde et yedirmesin. Yani ben bir filanca yani kebapçıya aslında... gittim yarım kilo et yedim diyorsanız ömrümden yarım gün götürdüm diyebilirsiniz. O kadar. O kadar net. Yani işi abartmamak lazım. Kırmızı et sağlıklıdır. Hı-hı. Etsiz olmaz. Evet. Onu söyleyelim. Evet. Ama etin de oranına dikkat etmeniz lazım. Etsiz olmaz ama bizim zaten genel kültürümüz, dinimiz, annemiz ifrat tefrit üzerine kurulu sevgili Çağla. Yani ifrat fazlası, tefrit aşırı kısıtlanması. Makul. İhtiyacımız kadar. İhtiyacımız kadar. İhtiyacımız nedir? Evet, 3 köfte, 4 köfte kadar maksimum ettir. Şimdi hemen aklıma şey sorusu geliyor tabii ki. O zaman yumurtası, sütü, yoğurdu tabii, her gün tüketiyoruz. Tabii, tabii. Zararlı mı? Az sonra konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası. Çağlayla yeni bir gün devam ediyor. Konuğum Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Yumurta, o zaman işte süt, yoğurt en önemli protein kaynaklarımız. Evet. Onlardan da gerçekten hani birazcık uzaklaşmayalım ama ayarını bilelim. İsterseniz, ama et kadar şey değil mi şöyle, o zaman? Proteinlerin bir numarası yumurta. Yumurta. Onların da kendi arasında bir sınıflaması var. Evet. Bir numarası yumurta. İki numaraya yoğurdu koyabiliriz. Hı hı. Hemen arkasından balığı koyabiliriz. Hı hı. Sonra kırmızı et. Yani 3'e 4'e kırmızı et, 4'e 5'e kayması lazım. Azaltma yani, oranımız da bu sıralamaya doğru göre, gidebilir. Bravo, bravo. Günde bir yumurta sağlığı iyi olan birisi için bir sorun arz etmez. Kalp sorunu yoksa hı hı. O bile bana bir haftada 3-4 tane yiyebilir. Hı hı. Ama yumurta içerdiği diğer hayati unsurlar nedeniyle protein kaynaklarının kralıdır. Yani hiçbir altın değerinde aslında evet, değil mi? Evet, altın. Yani çünkü içinde bir canlı çıkıyor. Beyniyle, kalbiyle, yüreğiyle evet. Bir civciv çıkıyor ya da bir kuş çıkıyor. Yumurtanın her türlüsü. Balığın yumurtası da işe yarıyor. Hı-hı. Tavuğun yumurtası da işe yarıyor. Bıldırcın. Efendim bıldırcın yumurtası bundan daha iyiymiş. Hayır, hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Onu yemeyin, şunu yiyin diye bir şey yok. Yumurta. Hepsi yumurtası. Altın değerinde evet, yani evet, diyebiliriz. Evet. Peki hocam şeyi soracağım. Biraz önce konuştuk ama siz o zaman vegan beslenme tarzını destekliyor musunuz? Vegan beslemeyi desteklemiyorum ama ben hiçbir şeyin tamamen karşısında durmak gerektiğini düşünmüyorum. İnsanların ya bu kadar keskin çizgiler olmamalı mı beslenmede? Bence olmamalı. Yani ben katı vegan olan, yani daha sonra veganizm zaten katılıktır beslenmede. Sadece ben bitkisel bazlı beslenirim kardeşim, hayvansa hiçbir şey yemem diyen birine keşke böyle yapmasaydı derim. Hı hı. Ama yapma, ne yapıyorsun, öleceksin falan demem. Demem. Çünkü araştırmalar veganların daha kısa yaşadığını göstermiyor. Değil mi? Evet. Daha çok hastalandığını da göstermiyor. Hı hı. Ama veganizmin hem uygulaması zor olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hem de yani ben hayatı bütünüyle lezzetlerinden uzak tutmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani herhangi bir sağlıklı bir besini tamamen hayatımızdan çıkarma fikrine çok katılmıyorsunuz. Hatta tadına bakacağınız besin. Ben buraya girmeden önce sizin kendi aranızda Sarp Hanım'la konuşmalarınızı duydum. Hı hı. İşte hoca işte ne yapacak bakalım, bugün pasta yapıyoruz falan. Yani bu şunu bilmeniz lazım. Sarp Hanım da beni dikkat edinmesin, siz de, bizi izleyenler de. Duyuyor musun Sarp Hanım'cığım? Eğer daha fazla doğum günü pastası üflemek istiyorsanız daha az pasta yiyin. Evet. İyi anladınız mı beni? Bir
çok iyi yani. Ayda daha ilk defa çok pasta daha fazla doğum günü pastası yüklemek istiyorsanız evet, daha az pasta yiyin. Bu aklımıza kazındı hocam. İki, evet, hayatınıza iki. Daha çok zevk koymak, an koymak, lezzet koymak istiyorsanız tadına bakın bırakın. Ben tadına bakıp bırakıyorum. Yani ben hiçbir lezzetten kendimi alıkoymuyorum. Meyve de yiyorum. Kabak tatı da yiyorum, ayva tatı da yiyorum, pasta da yiyorum ama sadece tadına bakıp bırakıyorum. Hocam tadına bakmak dediğiniz bir çatal değil herhalde. Bir parça gibi hani mi? Bir parça gibi. Ben yani zaten tatlıya tadına bakmak üzere galiba tatlı demişler. Tat bırak. Tat. Bırak. Adı üstünde. Evet. Tat. Tadın bırak. Evet. Böyle yapıyoruz. Ama bazıları var ki çok özür diliyorum alacağım. Dayanamıyorum, kendimi durduramıyorum. Bu tatlı krizleri yaşayanlar var i̇şte aslında. İşte o tatlı krizlerin tabii ki metabolik tarafları var sevgili Çağla ama... Bir kısmı da duygusal açlığını bastırmak adına tatlıya yükleniyor. İki, bu hedonistik şey yani aşırı zevk odaklı beslenmek hatta daha kötüsü aşırı zevk odaklı yaşamak. Zevk odaklı yaşamak hem dinen hem kanunen hem de tıbben yasaktır. Çünkü insanın kendi yapısında fazla zevke yönelmesi halinde biraz sınırlarını zorlayarak daha ahlaki olarak kabul edilmesi zor işler yapma eğilimi var. Bedeni olarak kabul edilmesi zor işler var. Ya da akli olarak kabul edilmesi zor işler var. Yani insan biraz böyle zevk odaklı oldu mu ucu bucağı gidiyor. Evet. Madde bağımlılığına kadar Allah korusun, Allah korusun gidiyor. Aslında lazım. Belki de hayatımızdaki yaşadığımız mutsuzlukları besinlerden tat ve zevk alarak da doldurabiliyoruz o boşluğu ve o besteye kadar giden bir hikaye başlıyor tabii aslında ki. Değil mi? Çok güzel bir şey söyledin. Mesela biraz önce tartıştık, araştırma yapılmış. Veganlardan mı daha az depresyon var, yaşamıyor. Et yiyenlerde mi? Çok net ve açık o araştırmanın sonucu. İsteyene yollayabilirim. Et yiyenlerde daha fazla. Depresyon veganlarda görülüyor. Daha az görülüyor. Peki beslenmeyle depresyonun doğrudan ilişkisi var mı hocam? Var. B12'niz eksikse, yani vegansınız ama B12 yerine koymuyorsanız depresyona girme ihtimaliniz artıyor. Omega 3'ünüz eksikse, yani vegansınız ama omega 3 desteği almıyorsunuz, depresyona girme riskiniz artıyor. D vitamininiz eksikse, depresyona girme riskiniz artıyor. Yani hepsinde bir ciddi denge var. Evet. Örneğin eğer bir anne hamileliğe hazırlanırken yeteri kadar omega 3 depolamıyor da, doğum yapıyorsa doğumdan sonra o doğum sonu depresyon hani meşhur hastalık daha çok görülüyor. Onun için şimdi annelere daha anne adayı olmadan önce aman diyoruz omega 3 DHA al, DHA al. Hamilelikte al, hatta hamileliği bekleme kardeşim ne olur peşinden al diyoruz doğurganlık yaşındaki bütün kadınlara. Yani o lohusalık döneminde yaşanan depresyonun beslenmeyle ilişkili. Beyindeki omega 3 eksikliği ile ilgili. Yani mutsuzluğumuzu, yorgunluğumuzu, her şeyimizi aslında besindeki lezzetlerden almaya çalışıyoruz. Çünkü siz yeterince omega 3 hazırlamadıysanız vücudunuza bebek sizi dinlemez. Bebek sizin ihtiyacı olan demirinizi, omeganızı, kalsiyumunuzu aslanlar gibi alır. Ne bulursa alır. Emer. Ne varsa alır. Sağlıklı bir bebek doğurursunuz ama ona bakacak, emzirecek sağlıklı bir anneyi bulamayabilirsiniz. Depresif bir anne ortaya çıkabilir. Onun için omega 3 meselesi çok önemli. Bir gün konuşalım sizle omega 3'ü daha detaylı. Evet, olur hocam. Sizden alayım sorunuzu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi bu cilt düzgünlüğünü yiyeceklerde bağlı olduğunu söylüyorsunuz. Ben salata yapıyorum mesela evde. Kıvırcık salata, taze soğan, kırmızı lahana da rendeliyorum, havuçla rendeliyorum. Onlar zıt düşüyor mu birbirine yaparken? Yok, çok akıllıca bir iş yapıyorsunuz. Hepsinden katıyorum salataları. Salatanız ne kadar renkliyse o kadar mucize etki alırsınız. Yani domates de koyun, havuç da koyun, kırmızı lahana da koyun, başka şeylere de koyun ama içine birazcık kabak çekirdeği ekleyin. Birazcık ayçiçeği çekirdeği ekleyin, biraz filizlenmiş bezelye ekleyin, filizlenmiş nohut ekleyin, filizlenmiş mercimek deyin. Bu filizlendirme işini Türk hanımları maalesef ciddiye almıyor. Çok fazla yok bizim mutfağımızda. Bir de Hatay mutfağı filizlenmiş buğday, filik buğdayından güzel pilav yapıyor. Evet. Öbür tarafta fazla bir şey yok. Ama bu filizlendirme işi bitkinin kendi içindeki enzimleri ortaya çıkarmak için müthiş bir iş. Çok hocam önemli. Ben sıcak su olsa bile yüzümü sabahleyin soğuk suyla sabunluyorum. Doğru yaparsınız. Bazen de kurulamıyorum, doğru. Öyle bırakıyorum. Çok doğru. Hiçbir zaman düğüne giderken bir tek fondöten sürüyorum. Hiçbir şey sürmüyorum. Cildim çok düzgün fakat çok su içiyorum, ona bağlıyorlar. Hepsi etkili. Söylediklerinizin hepsi etkili. Cildinizin en önemli ilacı su. Bunu unutmayın. Cilt yani yaprağı nasıl suya sokunca tekrar gerilir. Evet. Cilt de suyu bulunca gerilir. Biraz mineralli su olursa daha çok gerilir. Böyle sodayla karıştırın yani maden suyuyla karıştırın suyu daha etkili olur. Gün boyu böyle serpin yüzünüze neredeyse yağmur tanesi gibi daha etkili olur. İçtiğiniz su tabii cildinizi çok şımartır. Bunların hepsi son derece doğru şeyler. Çok teşekkür ama ederim. Sıcak su cildin üstündeki yağ tabakasını alır götürür ve cildi kurutur.
Onun için çok sıcak duş yapmayın. Kılık duş yapın. Her gün duş yapın. Evet. Her gün duş yapın ama çok sıcak yapmayın. Cilt temizliği önemli. Peki. Kesinlikle. Parlıyorsun maşallah. Ay parçası gibisin canım benim. Peki bir halk sorumuz var. Onu alalım sokaktan. Buyurun. Hocam kızarmış etin bunamaya sebep olduğunu söylüyorlar. Bu ne derece doğru acaba? Enteresan bir soru gelecek ama doğru bir soru. Evet. Bu 2011-2012'lerde yanlış hatırlamıyorsam 2014'lerde tekrarlanan bir yayın. Yayının kaynağı Harvard Tıp Fakültesi. Önemli bir yer. Hı-hı. Çok net ve açık. Evet. Eti yağda kızarttığınız zaman, hı-hı, çok yüksek ısıda kızarttığınız zaman belleği bozma ihtimaliniz daha yüksek. Aslında kızarttığınız her şeyin. Her şey için geçerli. Her şeyin ama özellikle yağsa o kızarttığınız, proteinse yani etse, başka bir protein parçacıysa, balıksa kızarttığınız her şeyin yapısında protein ve yağın yapısı bozularak sağlığı bozan son ürün diyeceğim. Yapısı bozulmuş, yapısı anormalleşmiş maddeler meydana geliyor. Hmm. Hele de siz o kızarmış eti fast food restoranlarda öyle tavuk fast foodları falan var, çok reklamlarını izliyorsunuz, yerseniz ayvayı yersiniz. Nedeni şu, yağ kullanımı arttıkça o yağda belleği bozan madde gelişme miktarı daha da artıyor. O nedenle kızartma işi bizim Türk mutfağının ayıbı var mı hocam deyin bana. Ben size dedim ki bir numaralı ayıbı kızartma işidir. Evet. O güzel her sebzeyi. Yani nasıl mi? Böyle yağın içine atıp canını öldürüyoruz değil mi? Canını evet. Alıyoruz. Evet, evet, vitaminini haşlayın, alıyoruz. Hafif her şeyini yapın, öldürüyoruz. Evet, şeyini öldürüyorsunuz ama bir de zararlı hale getiriyorsunuz. Yani güzelim sebzeyi bir omega 3 bombası, pardon omega 6 bombası haline getiriyorsunuz. Çünkü o kızartma yağlarının hepsi omega 6 bombası, trans yağ bombası. Bir de o yağ bazen tabii ki ekonomik nedenleri de var. 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere kullandınız mı? Bir de o yağı aldınız, pencerenin önüne koydunuz, üstü açık, okside oluyor. Allah Allah Allah. Tam bir bela. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Artık herhalde yapmıyoruz değil mi? Bir kızarttığımız yağı ertesi gün falan kullanabiliyor musunuz? Artık o kadar bilinçlendik değil mi? Çok güzel. Kesinlikle. İyi haber. Evet. Peki, Sarapcığım eti kızartıyor musun canım? Eti kızartıyorum. Ben böyle bir şey hissettim orada değil mi? Ben tavada... Tavada? Olur. Nasıl hafif yapıyorsun? Hafif tavaya zeytinyağını, hafif zeytinyağını. Hafifçe sürerek yaptığınız zaman. Zeytinyağını böyle kızmasını bekliyorum. Hı-hı. Eti de bu arada dolandırıyorum, yağlandırıyorum. Hafif et şöyle. Marine ediyorsun gibi aslında birazcık. Ne kadar pişirmeliyiz eti hocam? Şöyle. Bu çok güzel yani bir soru. Yani ben mesela az pişmiş çok bu seviyorum. Bu çok güzel bir soru. Şimdi bizim yine bir yanlışımız daha var sevgili Çağla. Az pişmiş eti kanlı zannediyoruz. Evet. Az pişmiş et kanlı değil. Ette kan yok. Etin kanı bizim özellikle İslami usullerle kesilmiş hayvanlarda et kesiliyor, hayvan kesiliyor, kan aktarıyor sonra eti. Evet. O kasın içinde miyoglobin dediğimiz bir madde var. O madde kendini bıraktığı zaman suya geçiyor etin suyuna ve o kırmızı renk veriyor. Ha, onu renk biz kan veriyor. Zannediyoruz, kan değil. Ha kanlı et... kanlı et yeme derler mesela. Öyle bir şey vardır ama aslında kan değil olduğunu öğreniyoruz ama şu anda. Ama kanlı kanlı yemek şöyle zarar olabilir. Yani pişirmeden yemeyin. Yeteri kadar pişirin. 60-70 derece bence iyi bir rakam. Hı-hı. 50'nin altına düşmeyin çünkü mikrop varsa onu da alırsınız. Ona dikkat edeceksiniz ama eti böyle kupkuru hale getirmek istiyorsanız ben nasıl istiyorum? Çok pişmiş istiyorum. Et diyor ki ya bu adam nasıl bir adam? Bu hanım nasıl bir hanım? Böyle benim canımı okuyup da yiyor. Hiç ben de protein bırakmıyor. Öldürdü beni. Öldürdü beni. Zararlı maddeler açığa çıkarıyor içimde. Ben ona fayda değil zarar vereceğim diye üzülerek gidiyor midenize. Patlıcanı üzdük, eti üzdük evet, hocam. Bütün sebzeleri üzdük vallahi. Yani o zaman ne çok kurutmak, kurutana kadar pişirmek ne de içindeki mikropların çiğ yemek ölmeyeceği çok kadar da tabii, çiğ yemek çok parazit dedik. Geçiyor. Hocam yani, peki affedersiniz sushi? Sushi başka bir arıza. Yani dikkat yemezseniz. Yani burada bütün mesele temizlik ve bakım. Hangi balıktan yaptığınız sushi önemli. Hangi aşçının yaptığı önemli. Elini kolunu neyle kapadığı ölçü temizliği falan önemli. Çünkü çiğ yenen her şey arızaya açık. Ama çiğ yenen her şeyin her şeyin değil mi? Çoğu şeyin çoğu daha şeyin etkili olduğu da kesin. Riskli grup riskli olabiliyor. Riskli ama aynı zamanda daha etkili. Yani siz bunu eğer yıkamadan çat çut yerseniz evet, özellikle kimyasal artıkları yersiniz. Ama iyice yıkayıp da yerseniz bütün içindeki antioksidan maddeleri, afiyetle C vitaminini bedeninize sokarsınız. Aslında baktığımız zaman gerçekten tadını eğer sevebiliyorsak ve yiyorsak hiçbir şekilde belki de hiç buhara bile koymadan çiğ çiğ yiyebiliyorsak havucumuzu, salatalığımızı, işte biberimizi, lahanayı da hepsini hiç pişirmesek değil, daha iyi mi? Değil, değil. Değil bu da mi? Çok güzel. Hepsinin böyle nüansları var. Yani çiğ mi pişmiş mi yiyelim? Bazı şey çiğken daha iyi, bazı şey pişmişken. Örnek verelim. Örneğin havuç var mı burada? Havuç çok görünmüyor. Şurada hocam, var, solunuzda var. Hemen. Bu havucun içerisinde çok mucizevi bir madde var. Ne o madde? Beta-karoten. Daha çok beta-karoten bunun içinde açığa çıksın diyorsanız pişirmeniz lazım.
Biraz da yağ eklemeniz lazım. Evet. O A vitamini, gece körlüğü, gözünüz için haşlama çok iyi. Haşlama aslında dediğimiz peki, değil mi? Bir parça böyle ya da evet, hafif bir şey mi? Isıyla temas ettirmeniz lazım. Beta karotini istiyorsak peki, eğer. Peki ben bunun içindeki C vitaminini istiyorum diyorsanız pişirmemeniz lazım. Yoksa pişince gidiyor. O zaman gidiyor. Şöyle diyebilir miyiz? Pişmişi zaman, de pişmemişi zaman, de bravo, sonuçta faydalı bravo. Havuç için geçerli. Ki havuç kilo yapmaz ama hı-hı, pişmiş havuç yapar. Çünkü bu havucun içindeki şeker değil. Ne? Nişasta piştiği zaman sindirilebilir nişastaya dönüşüyor. Onun için pişen havuç tatlanır. Yani şekerli gibi olur. Lezzetleniyor ya. Lezzetleniyor çünkü nişasta çözülüyor. Nişasta çözülüyor. O nişastaların hepsi emiliyor, kilo yapıyor. Çiğ havuç kilo yapmıyor. Hı. Burada bütün mesele neyi, nasıl, ne zaman çeşitlendirerek yiyebileceğinize bakın. Yani çiğ havuçta yiyin, pişmiş havuçta yiyin. Buharda pişmiş biber de yiyin, çiğ biber de yiyin. Hı hı. Ama böyle tek düzene sokmayın hayatınızı. Hı hı. İkisini de denemekte fayda var. Bir de bir şeye bakın. Hı hı. Bizi izleyenler bu cümlenin lütfen altını biraz önceki pasta cümlesi gibi çizsinler. Hı hı. Bir gıdanın ya da pişirme yönteminin güvenilirliği, hı hı, o gıdanın kaç yüz bin yıldır kullanıldığına bağlıdır. Hocam, yani bir gıda ne kadar anneanneviyse, büyük annen, deden, anneannen onu kullanmışsa o kadar sağlam ve güvenilidir. Keten tohum bahsettim size. Evet mesela. Binlerce yıldır kullanıldığı için güvenli bir gıdadır. Biz belki biliniyor, son 5 senedir duyduk ama binlerce yıl öncesi evet, var. Benim çok anlattığım bir hikaye var. Size de anlatayım. Buyurun. Ben ömrümün yaklaşık 15 yılını her sabah rahmetli Süleyman Demirel, hı-hı, Cumhurbaşkanımızla kahvaltı yaparak geçirdim. Hı-hı. Kahvaltıda otururdu. Dedi doktor bana oradan biraz nar verir misin? Doktor bana oradan siyah üzüm 4 tane verir misin? Doktor 8 tane zeytin koyar mısın? Hı-hı. Bir gün dedim ki bunları nereden biliyorsunuz bu kadar çok işe yaradığını size? Çünkü söylediği şeylerin hepsi bizim kitaplarda bile zor bulduğumuz, hı-hı, bizim süper food dediğimiz mucize gıdalar. Hı-hı. Dedi ki bana doktor sen hiç kafasına salatalıktan taç yapan Roma kralı gördün mü? Hepsi ya zeytin koyuyor, ya üzüm koyuyor, ya nar koyuyor. Yani bir gıda ne kadar çok tarihi değer taşıyorsa. Ve o kadar başımızın tacı mı hocam? Başımızın tacı oluyor. Hmm. Çünkü toplumlar onu kullanıyor. Zeytin Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor. Evet. O kadar eski bir besin. Evet. Ve zeytinin bugün hiçbir tartışılır tarafı yok. Artık bunu tartışmaya gerek evet, yok yani zeytin konusunda. Peki bir telefonumuz var, onu alacağım. Alo. 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 Gülderen Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Hocama bir sorum olacak. İyi buyurun, günler hocam. İyi günler. Benim B vitaminim 12. Her zaman çok yüksek. Yani kitlerde maksimum değer 1500. Benimki her gün 1500 baktırdığımda. Yani ne zaman gidiyorsam her gün söylememdeki amaç bu. Sonra arkadaşlarım söylediler ki kitlerin en maksimumu 1500. Belki seninki daha fazladır. Eski tetkiklerimi araştırıp baktığımda yani 30'lu yaşlarda da benim 1700 olduğunu gördüm. Hiçbir şekilde ek bir ilaç kullanmıyorum. Sadece yediğim gıdalarla ilgili ve vücudumda neler oluyor bilmiyorum. Bu hep böyle. Sormak istedim. Aslında birçok yiyeceğe karşı intoleransım var. Yani yaşım 56 olmasına rağmen 5-6 yıl önce vücudumda neler olduğunu öğrenebildim. Yani yediğim dışarıdaki her gıda boğazımda bana bir şişlik ödem olarak geri dönüyor ve durmadan ifraza türetiyor. Ben hep böyle yaşıyorum. Bu çok sevimsiz bir hayat evet, şekli. Evet. Yani ne yapacağım artık bilmiyorum. Gittiğim doktorların bir kısmı beni polip var ameliyat etti, deviasyon dedi ameliyat etti. Başka arkadaşlar laringofaringeal reflüsün dedi, kimisi miydi? Artık ben ne olduğumu bilmiyorum. Ama nasıl besleneceğimi kendi kendime öğrenmiş bulunuyorum. Hı-hı. Ekmeğimi kendim yapıyorum, yoğurdumu kendim yapıyorum. Ve bunların hepsini atalık buğdaylar bularak ya da temiz yerlerden sütler bularak beslendiğimde normalim. Dışarıda açım hocam, saygılar. Neden benim B12 vitaminim bu kadar yüksek? Evet, sanıyorum sorunun aslında iki temel başlığı var. Niye D vitaminim düşük? Evet. Niye B12'im yüksek? D vitamini düşüklüğünün temelinde de güneşlenmemek. Evet. D vitamini güneşle almadığımız zaman takviyeyle aldıklarımız bile yeteri kadar işe yaramıyor. Onu bir gün konuşabiliriz. D vitaminini güneşlenerek almak zorundayız. Hı-hı. Ama bu yeni hayat bizi güneşten kopardı. Sabahın köründe iş yerlerine tıkılıyoruz. Evet. Akşama kadar iş yerlerinden çıkmıyoruz. Hep kapalı ortamdayız. Yazın sadece bir hafta, 10 gün, 2 hafta tatilde güneşlenmekle de D vitamini depolamanız mümkün değil. Başka detaylar da var, konuşuruz. Bunun için ne yapacağız? Yine de takviye alacağız. Evet. D vitamini takviyelerden faydalanacağız. B12 vitamini yüksekliği
genellikle çok sık gördüğümüz bir şey diye ben B12 vitamini kullanmadan benim B12 vitaminim yüksek çıkıyor diyorsanız ve bu hep kalıcı ve düşmüyorsa hep yüksek kalıyorsa bir hematoloji uzmanıyla görüşülmesine fayda var. Çünkü bazı kemik iliği hastalıklarında, bazı kan hastalıklarında B12 vitamini yüksekliği olabiliyor ve bu daha sonra gelişecek olan kemik iliği hastalığının ilk işareti olabiliyor. Baktırmakta fayda var. Korkmak lazım mı? Hayır. Eğer 10 senedir hep aynı seviyede ise herhalde hiç korkmasınlar ama ilave B12 vitamini almasınlar. Gıdalarla boğazındaki meseleye gelince, biraz önce konuştuğumuz gıdalarla konuşun meselesi işte orada önemli. Hı-hı. Yani siz kendiniz gıdalarla temas edin. Çünkü insanların hangisine, hangi gıdanın yarayıp yaramayacağı belli değil. Bir de sonunda zaten çözümü söylüyor. Çözümü de şu, çözüm kendin pişir, kendin ye. Hı, yani güzel, dışarıda yediğiniz gıdaların çoğu ya katkı nedeniyle alerji yapıyor, renk, boya vesaire nedeniyle. Çünkü siz bu havucu eğer alıp 6 ay dayanacak hale getirmek isterseniz bunu bir şekilde bir şeylerle sıvamanız lazım. İşte elmayı mumlamanız lazım. Evet. Ya da gofretin içine ömrünü uzatan bir şeyler koymanız lazım. Yapsın. Üretici de onu bilerek yapıyor. Evet. O zaman onlar hassas uzak. Mühürlerde zaten bu tepki gösteriyor. Belki bir hastalıktan dolayı siz kendi evinizde yapmaya başladınız ama aslında en doğrusu da en doğrusu da bu. Hatta ne yapmış ekmeği bile diyor atalık buğdayı. Çok güzel bir laf o. Siyez buğdayı. Yani bizde evet siyez buğdayı. Yani genetiğiyle oynamamış. Bizliğimiz bizim binlerce yıldır karşı karşıya kaldığımız Anadolu buğdayıdır o. Hatta belki o meşhur tapınak Urfa'da bulunan tapınakta bile belki o buğdayın izleri bulunacak. Hatta analiz edildiğini biliyorum. O kadar eski ve kıymetli. Eski ve kıymetli. Evet. Şimdi metabolizma konusuna gelmek istiyorum. Herkes tabii ki metabolizmasının hızlı çalışmasını ister. Yiyeyim, yiyeyim, kilo almayayım ister tabii ki ama yaş ilerledikçe mutlaka ki metabolizma da akabinde yavaşlıyor. Yavaşlamasını birazcık hızlandırmak, aslında ateşlemek için yapabileceğimiz şeyler var mı? Var. Yani su içtim yarıyorum diye bir şey var ya, var. Bu durumdan kurtulmak mümkün mü? Mümkün. Ama neyin yaramadığını bilirseniz... Yine diyalog halinde veya siz çözemezseniz onu biz çözüyoruz. Yani bilim camiası sizin vücudunuza dokunan gıdalarda bulabiliyor. Ayrıca sizin imalat şartnameniz eğer kurşunsuz süper benzin kullanmanızı gerektiriyor ise ama siz dizel alıyorsanız karbüratörleriniz şişiyor, kil alıyorsunuz. Onun nedeniyle gerçekten de kuş kadar yiyip fil kadar olan hanımlar var. Evet, fil kadar yiyip kuş gibi kalan hanımlar da var, beyler de var. Evet. Burada önemli olan o farklılık, metabolik yapının farklılığı. Metabolizmanın hızı değil sadece belirleyen. O metaboliz... Yapı. Evet. Şimdi şöyle düşünün, Çağdaş Şeker bir cihaz. Osman Müftüoğlu bir cihaz. Bu cihaz enerji üretiyor. Gıdalardan şekeri alıyor, yağ asitlerini alıyor, oksijeni havadan soluyor. Oksijenle o gıdadaki şekeri hücrelerinde mitokondri dediğimiz enerji fırınlarında patlatıyor, enerji üretiyor. Otomobil gibiyiz. Bu. Dolayısıyla bizim enerji üretebilmemiz için daha çok mitokondriye sahip olmamız lazım. Daha çok mitokondriye sahip olmanın da tek bir yolu var, egzersiz. Yaşlandıkça metabolizmamızın düşmesinin temel nedeni kas kaybı. Çağla Hanım bugün 38 yaşındayım dediniz. Eğer kas miktarınızı korumazsanız egzersizde bundan sonra her yıl %1 ila 2 civarında kas kaybedeceksiniz. Yani 70'inize gelince kası yaklaşık olarak %30 kas kaybedeceksiniz. Enerjiniz düşecek. Metabolizmanız yavaşlayacak. Yediklerim işe yaramaya başlayacak. Yorgun düşeceksiniz. Halsiz, yorgun, yağlı ve şişman bir yaşlanma sürecine gireceksiniz. Bunun çaresi ne? Çaresi egzersiz. Hayır, hayır. Evet. İşte egzersizin önemini burada bir kez daha üzerine vurgulamış olalım. Zayıf insanlar neden spor yapıyor? Çağla sen niye spor yapıyorsun? Zaten zayıf bir insansın. Bilincinden artık çıkacağız. Özellikle de egzersiz. Bu cümlelerden sonra herhalde çıkacağız. Bizim hareket her zaman bir önemli. Bir güzel kuralımız var. Onu söyleyelim tekrar. Buyurun. Paslanmamak istiyorsak her gün 5000 adım atacağız. 5000. Paslanmamak için. Yani sadece paslanmamak için. Sadece paslanmamak için. İki, yağlanmamak istiyorsak 7500 adım atacağız. Evet. Yaşlanmamak istiyorsak, daha doğrusu iyi yaşlanmak istiyorsak 10.000 adım atacağız. Bu kural hiç değişmeyecek. Bu 10.000 adım gün içerisindeki alışveriş yaparken veya gün içerisindeki de dahil mi? Dahil. Dahil yani illa lazım, hani bir spor mahiyetinde değil. İlave 10.000 atabilirseniz olağanüstü. Ne ala? 15.000 yaparsanız gözlerinizden öperim. Çok daha iyi. Ama 10.000 toplam tutturuyorsanız harika bir noktadasınız. Bir de güzel beslendik mi? Süper. Sağlıklı bir yaşlılık dönemi en azından geçirip tabii. Elden ayaktan en azından kesilmeyiz diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam kabak çekirdeğine gelelim mi? Gelelim. Bir konuşmak istiyorum kabak çekirdeğiyle ilgili. Aslında hepimiz ona böyle bir çerez olarak bakıyoruz ama içerisindeki vitaminleri, faydalarını hocam saymakla bitmiyor değil mi? Evet. Kabak çekirdeğimiz de oradayken hazır konuşabiliriz. Konuşalım. Faydaları neler bir kabak çekirdeğinin? Güzel bir noktadan başlayalım. Siz dediniz ki içerisindeki faydalar, çekirdeğin dışında da fayda var.
aklı olan çekirdeği kabuğuyla birlikte yer kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği. Evet. Çünkü kabak çekirdeğinin kabuğu bilinen en güçlü demir depolarından biridir. Aa. Evet. Yani ıspanakta demir olduğunu biliyoruz ama kabak çekirdeğinin kabuğunda demir olduğunu bilmiyoruz. Evet. Kabak çekirdeğini tuzlamayın, kavurmayın. Yoldan çıkarmayın o çekirdeği. Olduğu gibi doğal halde yiyin ve kabuğuyla birlikte yiyin. Güzel güzel çıtır çıtır yiyin. İki, içine gelelim. Ha bir de posta gücü var o kabak çekirdeğinin kabuğuyla yediğiniz zaman. Hı hı. Bağırsaklarınız da çalışıyor, işe yarıyor. Evet. Kabak çekirdeğinin içinde her şeyden önce bizi olağanüstü mutlu eden, beynimizdeki serotonin üretimini artıran triptofan isimli bir amino asit var. Onun için akşamları kabak çekirdeği yemek güzel uyutuyor insanı. Şöyle bir avuç kadar herhalde. Oturup burada bir paket 30, mi yoksa? 30 gram. Hı? Çekirdeklerin hepsinin doğal dozu. Yani burada gördüğünüz her şeyin kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, fındık, fıstık, badem hepsi 30 gramı geçmesin. Çünkü ortalama hepsinin 100 gramında 600 kalori var. Kilo alırsınız. Hmm. 30 gramı 175-200 kalori verir size. Kilo aldırmaz. Sağlık faydası sağlar. Yani ben akşam yemeğiyle yatma arasında atıştırma yapmak istiyorum hocam dediğiniz zaman ya 30 gram fındık, badem, ceviz, çam fıstığı, yer fıstığı yiyin. Hı hı. Ya da 30 gram ayçiçeği, kabak çekirdeği çitleyin veya bence çitlemeyin olduğu gibi yiyin. Bu 30 gramın içerisinde 200 kalori var. Ve o 200 kalori vücudunuza sağlık açısından, kilo açısından bir zarar vermez. Sadece peki hocam triptofan mı var? Uykuyu mu kolaylaştırıyor kabak çekirdeği? Hayır. Hı. Özellikle erkekler için, kısmen de kadınlar için bir mucize olan arginin amino asit var içerisinde. Arginin bir double amino asit aslında. Arginin hem cinsellik açısından fonksiyonel, hem damar sağlığı açısından fonksiyonel, hem kalp hastalıklarının önlem açısından fonksiyonel. Muhteşem bir şey. Hı hı. Bitmedi. Kabak çekirdeği çok ciddi bir magnezyum kaynağı. Çok ciddi. Yani en zengin magnezyum gıdalar, zengin gıdalar deyince hemen bir muzu yazın derim ben. Evet. Altına kabak çekirdeği ekleyin derim. Evet. Muz da gelmişken muz da içinde triptofan var. O da uyku getirir aklınızda olsun. Yarım muz. Süt mü muz mu uyumak için? Sütlü muz. İkisi de. İkisi beraber sütlü. Çok daha güzel yani oluyorsunuz. Muzlu süt yapıp. Evet çok daha güzel oluyorsunuz. Harika. Bir telefonumuz varmış onu alalım. Alo. Merhaba. Merhaba Aslı nasılsınız? Aslı Koç ben. Efendim? Teşekkür ederim. Aslı Koç ben. Aslı Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Her şey çok güzel gidiyor. Teşekkürler. Sağ olun. Size. Buyurun. Şimdi ben bir soru soracaktım. Gerçi sanki cevabını Osman Bey verdi gibi oldu. Buyurun bağlanmışken. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Alabiliriz sorunuzu Aslı Hanım. Tamam. Sorum şu. Ben geceleri çok fazla uyuyamıyorum. Uykuya dalmakta zorlanıyorum. Yani ortalama 4 ya da 5 saat falan uykuyla duruyorum. Bu yeterli mi? Biraz önce gerçi bahsettiniz kabak çekirdeği, muz bunlar uyku getirir dediniz. Belki benim soruma da bir cevap bilemiyorum. Olmuş olabilir. Siz kendinizi 4-5 saat uyuduğunuzda ertesi gün nasıl hissediyorsunuz? Yani tabii burada hocamıza soruyoruz yeterli mi diye ama bunu en güzeli sizin vücudunuz cevap verecek. Ertesi gün mükemmel mi geçiriyorsunuz yoksa kendinizi dinlenmemiş mi hissediyorsunuz? Yani dinlenmemiş hissediyorum. Gözlerim batıyor. Hı hı. Bir yorgunluk hissi oluyor. Hı hı. O yüzden de güne hani böyle sağlıklı başladığımı düşünmüyorum. Çok geç yatıp erken mi kalkıyorsunuz? Evet. Hani ne yapıyorsunuz geç yatarken? Yiyor yani musunuz? Aslında televizyon mu seyrediyorsunuz? Biraz sigara kullanıyorum. Ve gece yatmadan önce bayağı fazla içiyorum. Yapmayın. Ondan sonra yatağa gittiğimde uyku gelmiyor. Kendinizi zehirleyip sonra uyumayı beklemek... Hı. Yani aslında kendiniz cevabını verdiniz ama tabii hocamıza da hem zararlarından tekrar bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ya da ne yapması gerekiyor bundan sonra? Yani sigarayı bırakmanın zaten altını böyle kalın kalın çizelim ama yine de hocamıza evet. Dönelim tabii. Sigara konusu apayrı bir konu tabii. O bir evet. Yürek acısı bir konu tamam. Bir kere şunu bilelim Çağlar Hanım. Ben 4-5 saat uyuyorum ama bana o uyku yetiyor. Yetmez. Yettiğini zannedersiniz. Evet. Ömrünüzden ömür çalarsınız. Bu net olarak anlaşılmış, biliniyor. Günde 6 ile 8 saat uyuma hepimiz için zorunlu. Ha yaş 70'e yaklaştıkça 6'ya doğru inecek. Hı-hı. Yani 30'dan sonra 8'de yavaş yavaş azalabilir. Normalde çocukluk çağlarında biliyorsunuz bir yeni doğan çocuk neredeyse 20 saat uyuyor. Hı-hı. O yavaş yavaş 18, 16, 10 falan iniyor. Evet. Ergenlikte 6-8 saat. Yaş ilerleyince 6'ya kadar iniyor. Hı hı. Burada önemli olan şey şu.
Uykunun süresi kadar kalitesi önemli Çağla. Evet. Yani ne yediğiniz de önemli, ne kadar yediğiniz. Ben şu kadar yiyorum ama hepsi ekmekse nasıl işe yaramıyorsa. Tabii. Uykunuzun derin, kaliteli bir uyku olması lazım. Bir de kronobiyolojiye uyması lazım. Bu ne demek? Bizim imalat şartnamemiz diyor ki saat 10-10.30 gibi yatacaksın kardeşim. Evet. 4-5-6 en geç kalkarsın kardeşim. Biyolojimiz böyle kurgulanmış. 7'de en fazla uyanmış olacağız. Evet. Yani ne kadar normal saatte yatıp normal saatte kalkarsak o uykunun bize vereceği şifa ve kalite oranı artacak. Artıyor. Çünkü uyku sadece dinlenmeyi sağlamıyor. Onarma, tamir, tadilat, bakım vesaire gibi bir sürü işlevleri her var. Her şey uykunun. O sırasında uykuda oluyor. Biz uyuduğumuzu zannederken yani müthiş bir yenilenme oluyor. Büyüme hormonu biz büyük uyurken salgılanıyor. Onun için uyusun da büyüsün diye anneler bunu fark etmiş. Evet. Çocuklarını çok uyutmaya çalışıyorlar. Boy atsın, çabuk büyüsün diye. Hı hı. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Tabii ki kabak çekirdeği uyku ilacı olarak kullanacak haliniz yok. Muz uyku ilacı olmaz. Evet. Süt uyku ilacı olmaz. Bunlar atıştıracaksanız bunların bir tık faydası evet. olur. Hı hı. Uyku sorununuzun nedenini anlamaya çalışacaksınız. Evet. Önce şu beyaz mavi ışıktan, tabletlerden, bu akıllı telefonlardan biraz uzak duracaksınız. Telefonu yatağa yatsanız yatmadan bile telefonu elinize aldığınız anda en az 1-2 saat beyninize epifiz bezine diyor ki melatonin üretme kardeşim balık diye. Gibi bakmaya başlıyorsunuz. Melatonin üretemeyince de uyuyamazsınız. İki, televizyon, korku filmi, telaşlandıracak şey, yüzecek şeyleri izlememek lazım. Aslında uykuya geçmeden önce biraz sesi kısmak, biraz müzik, biraz kitap, dua, biraz maneviyat, biraz kitap, ılık bir duş, biraz iyi düşünceler, biraz kendinizle olumlu hesaplaşmalar, biraz güzel ertesi gün hazırlanmalar. Yani yarın kimin ayağını kaydırırım diye değil de yarın kime iyilik yapabilirim diye düşünerek yatmanız lazım. Evet. O zaman daha güzel uyursunuz. Bütün dinlerde bir yatsı duası var. Tabii. Müslümanlık, Hristiyanlık, evet. Musevilik fark etmiyor. Bunun nedeni o. Dünya ile bağlantınızı kesip sizi biraz daha kendiniz olmaya yönlendirmek istiyor. Uyku çok önemli bir şey. Evet. Çok. İhmal etmemek lazım. Ya da işte uyku düzenimizi güzel ayarlamak lazım. Evet. Yani papatya çayı içebilirler. Papatya çayı değil mi hocam? Çok işe yarar. Melisa çayı işe yarar. Rahatlatan. Evet, evet. Melatonin salgılayan başka neler var hocam peki? Melatonin salgılatan bir ilacımız yok. Zaten olmasa daha iyi. Var aslında melatonin salgılatan bir ilaç. Reçeteli bir ilaç. Ama yan etkileri nedeniyle çok kullanmamaya çalışıyoruz. Doğal melatonin ürettiriyor. Ama melatoninin etkisini taklit eden yapay melatoninler var. Kullanabilirsiniz onlardan. 1 miligram, 2 miligram hatta 3 miligram. Aynen melatonin gibi sizi mışıl mışıl uyudur. Çok ciddi bir yan etkisi görmezsiniz. Antioksidandır. Hatta kanseri bile önlediğine dair yayınlar var. Evet. Yapay melatoninin yani bizim dışarıdan aldığımız melatoninin. Ama karanlığın, uygun ısının, uygun ışığın uykuyu kolaylaştırdığını biliyoruz. O dönemin çok önemli olduğunu bizim için evet. aslında yani uyku deyip bakmamak uyku lazım. Yatağa böyle yatıp bakmamak lazım yani çok önemli bir vücudumuz için gelişimi için yenilenmesi için çok her önemli şey bir için. Dönem bir evet. Kıymetli bir an olarak bakmak kesinlikle, lazım aslında kesinlikle. Uykuya. Kesinlikle sağlığın önemli unsurlarından biridir efendim. Uyku uyumak istemeyen çocuklar da olabiliyor tabii ki ama benim gibi annesi tabii 9.30-10'da yatağa girerse çocuk da mecburen yatıyor. Buyur. Ama tabii ki herkes benim gibi değil çok erken kalktığım için. Ben de en azından bir 9 saat uyumayı istiyorum hocam. Ertesi günü tamamen iyi bir şekilde, enerjik bir şekilde çıkarabilmem için ama uyku uyuyamayan çocuklar için ne yapabiliriz? Mesela tabii ki uyku yatmadan önce hemen yemek yedirmemek, yatmadan hemen önce televizyonu izlettirmemek önemli ama başka nasıl destekleyebilir anneler? Bir kere uyku uyumayan çocukların da büyüklerin de yapmamız gereken şey onları yavaş yavaş uyku saatlerini aralıklı olarak öne çekmek. Yani ben 12'de 1'de uyuyorum, 10'da yatağa gireceğim derseniz uyuyamazsınız. Önce 12'yi 11.30'a, 11.30'a, 11'e. Yavaş yavaş geriye çekmek çocuklardan aynı şeyi yapmanız lazım. Bu bir. İkincisi, çocukların uykuya dalmalarını engelleyecek aktivitelerden evet. onları uzak tutmanız lazım. Evet. Çok güzel bir haber vardı birkaç gün önce. İzlediğiniz bilmiyorum Fransa'da ortaokul çağına kadar cep telefonu kullanımı yasaklandı çocuklarda. Mükemmel. Yani cep telefonunun sadece gelişmelerine de başka yönde zararları var çocukların. Evet, evet. Ama çocukların hepsinde bu tabletler akşam olduğu zaman uykuları bozuluyor. Evet. Başka biraz okul ödevlerini veren okulların biraz insaflı olması lazım. Çocuklarımızı artık amele gibi kullanmaya başladılar. Evet. Çocuklar çok okuduğu için değil, çok iyi yetiştirdiği zaman geleceğe daha hazır hale geliyorlar. Hı-hı. İnanılmaz ödev veriyorlar çocuklara. Çok, biraz çok biraz dikkat etmeleri lazım. Anneler perişan, ebeveynler evet. perişan gerçekten. Peki hocam, tekrar dönmek istiyorum çörek otuna. Çörek otu aslında bir mucize mi yoksa o kadar da değil mi? Yani ben biraz çörek otu... Hurafeleri var mı yani hurafe, hocam? Çörek otu ne kadar işe yarıyor konusunun biraz arızalı hale geldiğini çok net söyleyebilirim. Hı. Artık yol üzerindeki
benzin istasyonlarında makineler koymuşlar. Geçen gün gördüm, çok komik, çok sağlıksız. Çörek otunu sıkıyorlar, soğuk sıkım çörek otu. Ne? Yağ, bana soğuk sıkım çörek otu. Yani böyle bir sahtekarlık. Artık ve bunların çoğunun biliyoruz ki ayçiçeği yağıyla, o yağıyla, bu yağla da karıştırıyorlar, sahtekarlık yapıyorlar. Nasıl seviyoruz abartmayı, insanları kullanmayı ya? Bir kere çörek otunun bir tohum, bütün tohumlar gibi şifalı olduğu kesin. Susam nasıl şifalıysa. Evet. Çörek otu da şifalı. Hı. Ama bu şifa nereden geliyor Osman Hocam? Bilimsel arkasında yük, güç var mı? Var. İçinde timokinonlar var. Timokinon dediğimiz maddeler var. Başka başka maddeler, akrabaları var bunların. Hı hı. Bunların bağışıklığı güçlendirdiği, biraz kansere karşı savunma sağladığı, hı hı, biraz antialerjik olduğu falan doğru. Ama yani şekeri düşürür, mideye iyi gelir, kabızlığı önler, beyni çalıştırır, belleği bozmaz. Bunlar biraz hurafe. Bir de başka hurafe bir hurafeci var. Grup var. Hı hı. Onlar bazı şeyleri dini anlamlar da yüklemeye çalışıyorlar. O da çok doğru değil. Yani dinin söylediklerinin kesinlikle doğru olduğu doğru ama dinin söylediği şeyleri söylememiş gibi, söylemeyen şeyleri dine mal ederek onları dini gıda haline getirirseniz yalnız hurma harika bir gıda. Doğru. Hurma. Evet, evet. Değil mi? Bu net. Zeytin yani. Harika bir gıda. Hı-hı. Ama çörek otu harika bir gıda mı derseniz bana hayır der. Çörek, hı-hı, otu iyi bir gıda mıdır? İyidir. Simidin üzerinde, Ramazan pidelerinin üzerinde iyi gelir ama her gün kaşık kaşık çörek otu yemenizi tavsiye etmem. Onu yiyene kadar daha iyi şeyler yiyebilirsiniz. Daha ucuz ve daha etkili. Keten tohumu dedik, evet, evet, biraz önce. Peki çocuklarımız neden artık birazcık daha fazla hasta olmaya başladı? Yani en ufak bir şeyde okula başladıkları andan itibaren bir burun akıntısı mutlaka yaşanıyor. Evet, yani çok, benim oğullarım çok, da öyle. Çok yani ne kadar güzel beslense, evet, de, yani ne kadar ben ona dikkat etsem de sonuçta hijyen diye bir şey var ki çocukları, evet, o yaşta gerçekten o ellerini yıkatmak, yani deveye hendek atlatmaktan belki daha zor. Belki tersi doğru, onu da bilmiyoruz. İsterseniz konuşalım. Yıkatmak mı, yıkatmamak mı? O da tartışılabilir. Öyle mi diyorsunuz? Tabii hocam? Enteresan. Söyleyeceklerimi dikkatle yani dinlesin. Yani ben artık hocam gerçekten pes ettim. Yani bir söyle, iki, üç, dört, o tırnaklar simsiyah geliyor, yok, okuldan, o, yani yok, leş kesin, gibi kötü, yemeğe kötü, oturmadan önce, evet, yıkıyor. Ama tabii okulda okulu kontrol edemiyorum. Çocuklarımızın bağışıklığı niye zayıf sorusu çok önemli bir soru. Bizi, evet, izleyen annelerin, anneannelerin hepsinin, hı, konusu. Hı. Birinci sorumlu biz doktorlarız. Eğer hanımlar bugün olduğu gibi sezeryanla doğurmaya devam ederlerse, normal yoldan çocuk dünyaya gelirken alması gereken doğum yolundaki bakterileri almadan doğarsa bağışıklığı zayıf oluyor. Hiçbir şekilde o bakterileri almıyor mu sezaryanla doğduğu almıyor zaman? Almıyor. Çünkü karnı alıp dışarı çıkarıyorsunuz. Direkt olduğu gibi çıkıyor. Yani o kanaldan geçmesi gerekiyor. Kanaldaki bakterileri burnuna, ağzına aldığı zaman, hı hı, o bakteriler onu terbiye ediyor bağışıklık sistemini basitçe. İki, birinci sorumlu doktorlar. İkinci sorumlu anneler. Evet. Neden sorumlu? Anneler eskisi gibi emzirmiyor. Biz eskiden zannediyorduk ki anne ağzıyla memeyi ıslatıyor, emziriyor. O tüklükteki bakterileri bebekler alıyor. Onunla bağışıklığı güçleniyor. Yeni bulgular ne gösteriyor biliyor musunuz? Annenin sütünde mikrop var ama kötü mikrop değil, kötü faydalı mikrop var. Faydalı. Probiyotik mikrop var. Eczaneden tonla para alarak ödediğiniz mikroplar var. Hmm. Onun için emzirmenin bağışıklık üzerinde çok 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 etkisi var. Şişmanlığı önlüyor çünkü o probiyotikler sayesinde. Kulak, boğaz iltihaplarını, alerjileri önlüyor. O probiyotikler sayesinde. 3. Evde aşırı hijyen sokak köpeği, ev köpeği meselesine, evet, getiriyor. Oraya geliyor, yani doğru. Her şeyi böyle bilmem ne deterjanla yıkadığınız zaman, hı-hı, o kimyasallar hem kimyasal olarak çocuklarınızın ve sizin canınızı okuyor, alerji yaratıyor, bağışıklığınızı mahvediyor. Hem de karşılaşmanız gereken mikroplarla vücut karşılaşamadığı için, evet, antrenman yapmıyor, dövüşmeyi bilmiyor, kavga etmeyi bilmiyor. Evet. Biraz önce ne güzel söylediniz, evde güzel bir bakım altında, evet, neredeyse pamuklara sararak büyüttüğünüz, evet, bebeği kreşe götürüyorsunuz. Anında hastalık. Kreşte alıyor çünkü oradaki mikroplarla hiç tanışmıyor. İlk tokatı yediği zaman eve ateşle, evet, üşüyerek, geri ağlayarak geliyor size. Evet. Orada bir siz başlıyorsunuz alıp vermeye, pimpon topu gibi, hı-hı, evin içinde mikrop dönüyor. Dönüyor, herkese bulaşıyor. Sonra çoğu anne yine anneye düşüyor. Çalıştığı için, beni yine dikkat edin desinler izleyenler, çocuk tam iyileşmeden kreşe geri gönderiyor. Çok ayıp ediyor. Evet, doğru. Çocuk iyileşmeden kreşe gönderdiğiniz zaman çocuk tekrar arkadaşını satıyor. O arkadaşından iki hafta sonra tekrar geri alıyor, tekrar eve getiriyor. Böyle bir devir daim söz konusu. Böyle bir devir daim var. Böyle bir devir daim var. Tabii bütün bunların içinde beslenme faktörü devreye giriyor. Kullandıkları fast foodlar giriyor. Evet. Kreşlerde, okullarda kötü beslenmeleri giriyor. Hı-hı. Annelerin bu pizza kültüründen vazgeçmesi gerekiyor. Evdeki kadınlara tembih ediyorsunuz hepiniz. İşe gelince çocuğa sen bir pizza söyle. O pizzaların içinde
sucuğun bile tavuk olduğu anlaşıldı artık. Yani artık of, anlayın ne olur. Yani 25 kuruşa şoför mali olmaz o paraya. Evet. Yanına bir de bilmem ne kola, içecekle pizzayı çocuğa getirdiniz mi? O çocuktan bağışıklık falan yani beklemeyin. Yani neredeyse zehir gibi hocam. Beklemeyin. Yani yanlış yapıyoruz. Yani direkt aklıma öyle bir şey. Üzdümse kusura bakmayın ama bizi izleyenlerin bunları bilmeleri lazım. Yani gerçekler üzebilir evet. Hocam sıkıntı yok. Yeter ki bilelim öğrenelim. Pizzamızı evet. Evde yapalım mesela çocuklarla beraber hamur açmak. Renkli renkli üstünü süper. Süslemek vesaire. Süper. En azından güvendiğimiz yerde yemek, evimizde yemek en önemlisi. Evet. Peki üzüm çekirdeğine dönmek istiyorum o zaman. Üzüm çekirdeğinde neler var? Yine çekirdek ama. Değil mi? Hepsi, yeni bir bilim dalı bu. Evet. Tabii. Ama yeni bir bilim dalı doğuyor. Sidoloji, sit çekirdek demek yabancı lisanda. Çekirdek bilimi diye bir bilim var. Bu çekirdeklerin hepsini araştırıyoruz. Çünkü içinden canlı çıkan her şeyde şifa var. Ama bazılarında... Kabuğu olan... Yok yok yani şöyle siz eğer nohut yiyorsanız nohuttan yeni bir nohut filizlenebildiği evet. için nohutun bakliyatların hepsinin önemi oradan kaynaklanıyor. Hmm. Hepsi çok değerli şeyler. Ya da fındık yiyorsanız ya da ceviz yiyorsanız hatta benim bir şahsi görüşüm var. Gıda ne kadar önemliyse o kadar kalın kabuğun içine giriyor. Yani ceviz gibi mi? Ceviz gibi, badem gibi. Hmm. Onu daha uzun saklamak istiyor anladığım kadarıyla doğa bünyesindeki yaratıcılığı veya temadiyeti sürsün diye. Üzüm çekirdeğinin başka bir numarası var. Vücutta uzun yaşamı etkilediğini bildiğimiz sirtüin dediğimiz bir yapı ile ilişkili. Yani üzüm çekirdeğinin kendisi de, üzümün kabuğu da dışındaki şu siyah kabuk da, siyah üzüm de çok söz konusu, bir resveratrol isimli bir madde ihtiva ediyor. Bu resveratrol maddesi sirtüin genini aktive ediyor. Sirtüin geni aktif olunca da biraz daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oluyorsunuz. Ama bunu ayırdılar. İlaç halinde resveratrol tablet gidin bugün Türkiye'deki eczanelerde de var ama çalışmıyor. Hmm. İşe yaramıyor. Tıpkı domatesteki likopen gibi. Gidip likopen de aldığınız zaman eczaneden işe yaramıyor. Yine domates yiyeceksiniz, yine üzüm çekirdeğini yiyeceksiniz. O bizim meşhur mucize formülümüzdeki üzüm çekirdeği tozu bunun için var. Taze üzüm çekirdeği her yıl. Şimdi tam zamanı bağ bozumu üzümlerden çekirdekler ayrılacak. Çok var Türkiye'de. Çanakkale bölgesi, Dardanel bölgesi, Tokat bölgesi çok çekirdek var. Bunları öğüterek, çitleyerek olabildiğince fazla faydalanın. Yağı da ayrı bir marifet. Üzüm çekirdeğin yağını. Onu şimdi salatalara... daha da sık duymaya başladık. Tabii, hatta koyun. Bazı maalesef kozmetiklerin içinde de işte üzüm çekirdeği yağı. İşte o resveratrolden dolayı. Resveratrol cildi çok yatıştırıyor. Yani cilt ne kadar mesela üzüm çekirdeğiyle zeytinyağı çekirdeği yağını da karıştırarak, zeytinyağı yağını da karıştırarak da yapabilirsiniz cildinizle ilgili ilacı. Çünkü çoğu pahalı cilt ürünün içinde üzüm çekirdeği yağı var. Başka ne var? Başka çay var. Çaydaki kateşin tabii hepsinde artık yeşil çay var. Yeşil çay bir mucize. Evet doğru yeşil çaydan da bahsedelim hocam. Çaylara da çaydan bahsedelim. Çaydan bahsedelim çay mutlaka. Şey. Yani kendimiz çay zaten normal çayı tüketiyoruz ama bir de gerçekten aslında sağlığımızı belki de tehdit eden, ettiğinin farkında olmadığımız bu zayıflama çayları vesaire de var. Onlar ayrı bir arıza. Ama bence bir şey anlatırken pozitiften başlamak daha iyi oluyor. İnsanlar pozitif alıyor. Pozitiften negatife doğru negatife gidelim. Negatife doğru gidelim. İlk aklımızda onlar kalsın. Çayı bizim bir çay ülkesi olduk. Zihni derinden Allah razı olsun. Getirdi 1920'li yıllarda Rize'de bunun yetiştirildiğini gösterdi. Ve bizim çayımız olağanüstü bir çay. Çünkü dünyada kendiliğinden organik olan tek çaya biz sahibiz. O iklim buzul çağından gelen bir iklim. Muhteşem bir yerde yetişiyor. Ama bu çayı da kaptırmak üzereyiz yabancı markalara. Bir ona dikkat edelim. İki biz çayı kendi geleneksel çayımızı hafif kavuruyoruz, nemlendiriyoruz, fırınlıyoruz. Evet. Bu nemlendirme ve fırınlama, fermantasyon işlemi esnasında çay içindeki faydalı kateşinlerin önemli bir kısmını kaybediyor. O nedenle yeşil çay bizim geleneksel siyah çaya göre bir tık daha fazla antioksidan. Ama biz yeşil çayı içenler gibi 2 bardak içmiyoruz. Günde 10 bardak, 15 bardak içtiğimiz için toplam rakamı tutturuyoruz. Yani yeşil çay çünkü 10 bardak içemiyoruz. İçemiyoruz. Bir de tansiyon mansiyon da gidiyor. Lezzetsiz yeşil çay bizim çay. Yani evet bizim çayımızın tadı çok lezzetli. Ama başka bir şey söyleyeceğim ben bugün size. Araştırmalar gösteriyor ki çayı ısıttığınız zaman da içindeki marifet azalıyor. İster yeşil ister siyah. Yani demlendiğinde mi? Uzun soğuk süre demlemeyi de zaman zaman deneyin. Yani çay soğuk. Çay, evet hiç duymadınız belki ama şimdi duyuyorsunuz. Belki çoğu yeni duyuyor. Evet. Hatta araştırmalar diyor ki bazı uzmanlar daha doğrusu. Galiba ben de diyeceğim yakında. Alın çayı ağzınıza çiğneyin.
Yani doğrudan doğru çiğneyin. Zeytinin yaprağı gibi. Yani yaprağında tabii şifa yaprak da. Evet, evet. Çayı muameleden geçirdiğiniz zaman da içindeki kateşinlerin çoğu azalıyor. Zararı oluyor normal, mu yoksa faydası mı azalıyor sadece? Faydası azalıyor. Hı. Şimdi normal çayı siz çabuk yapmak istediğiniz zaman tabii ki 10 dakika içinde demlensin deyince sıcak suya bum baldırıyorsunuz. Tabii. Hemen içindeki kateşinler, hı-hı, renk verici doğal antioksidanlar çöküyor. Hı-hı. Ama siz soğuk çayda demlensin diyorsanız Kafkas çayı derler bizim bazı yerlerde var o. Yani sıcak suya atmak yerine suya soğuk suda bırakıp alttan gelen suyla ılımasını beklemek. Soğuk suda demlenen çayın antioksidan gücü daha fazladır. Pratiği ne hocam bunun? Hı hı. Sizin açınızdan, biz evet, izleyen hanımların evet, hepsi cilt meraklı sanadığım kadarıyla ve evet, doğal, gayet normal. Çayı çok ılık suda kendi gövdesinden kateşinlere bırakmayı müsaade edin. Yani rengini bıraksın. Hı hı. Özellikle yeşil çayı. O suyu bir şekilde cildinize tatbik edin. Yeşil çayı evet, suyu. Biraz önce ne demiştik? Zeytinyağı, bir şey daha söyledik. Üzüm çekirdeği yağı. Hı hı. Biraz da yeşil çay damlatın onu. O suyundan damlatın. Hı hı. Dolayısıyla bedavadan bir ev kremi yapmış oldunuz. Mükemmel bir şey bu. Değer. Peki diğer çaylar? Yani rezene şimdi, çayı, biberiye çayı, onlara çay demeyelim, kekik çayı. Onlara başka şey. Çay dediğimiz bizim Camellia sinensis bitkisinden elde edilen geleneksel Türk çayı, yeşil çay, bir de beyaz çay dediğimiz biraz daha pahalısı. Beyaz çay ne? Filizler var ya ucundaki. O filizler tabii çok daha pahalı. Beyaz, üzerinde küçük küçük tüyler olduğu için beyaz çay deniyor. Onları erken aldığınız zaman çok fazla antioksidan var. Hmm. Çok pahalı evet, ama çok daha evet, güçlü. Ama hiç uğraşmayacağım yok. 10 bardak fazla içtiğiniz zaman aynı şeye gelirsiniz. Hı-hı. Öbür bitkisel çaylar, içine rezene çayı koyarsınız, papatya çayı, melisa çayı, ıhlamur koyarsınız, kekik, yarpuz, bir sürü şey koyabilirsiniz. Evet. Bunların ne zaman, kime, ne dozda, ne sıklıkta kullanacağı biraz dikkat istiyor. Örneğin hamile bir hanımın, evet, hamilenin son 3 ayında ada çayı içmesi fevkalade arızalı bir iş. Oo. Evet, yani her çayın kendi yapısı var. O nedenle bir takım tavsiyeler, ben izledikçe gülüyorum televizyonlarda ve okudukça kitaplarda gülüyorum. Bir takım çakma bilgilere itibar etmeyin. Daima bilgiyi size kim veriyor? Hı hı. Bu verme konusunda ne kadar yetkin? Evet. Ve bu bilgiyi başka bir yerden doğrulatabilir miyim? Hı hı. Bunu kim söylerse söylesin, daima çekidin. Hep söylediğim bir şey var benim Çağlar'ım. Daha önce size de söylemişimdir muhakkak. Hı hı. Tıbbi bilgilerin geçerlilik süresi gıda paketlerinin için üstündeki son kullanım tarihinden daha kısadır. Gerçekten. Bugün harika dediğiniz bir bilgi, yarın evet, affedersiniz yanlış söylemişsiniz, siz diyebiliriz size. Bu ayıp değildir. Onun için üzerine hemen atlamayın. Bir bilgiyi ilk kullanan ve son kullanan olmayın. Aa, güzel. Evet. Aralarda kalın evet, diyor hocam yani. Peki az sonra evimizdeki aslında bilmediğimiz, bizimle beraber hayatını sürdüren gizli bir tehlike var efendim. Bunun ne olduğunu az sonra açıklayacağız hocamla beraber. Üzerine bol bol sohbet edeceğiz ama önce kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız. Çağlar'la yeni bir gün Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte devam ediyor. Az önce reklamlara gitmeden önce bahsetmiştim. Evimizdeki gizli tehlike ne acaba biliyor musunuz diye. Evimizin tabii ki radyasyon yuvası olduğunu biliyoruz. Ama aslında hayatımızı televizyon kumandaları olduğunu biliyor muyuz? Ya da biliyorsak ne gibi önlemleri alıyoruz? Sorduk. Veterimizi izleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Kullandığımız cep telefonumuzun yaydığı radyasyonu, sağlığımıza olan zararını bilmeyeniniz yoktur. Peki evimizde ya da iş yerimizde kullandığımız televizyon kumandasının cep telefonundan çok daha fazla radyasyon yaydığını söylesek bize inanır mısınız? Cep telefonu kullanıyorsun. Evet. Kullanıyorum. Kullanıyoruz efendim. Kullanıyorum evet ama sadece oğlumla konuşuyorum. Tabii kullanmayan var mı? Onsuz olur mu hayatım artık bu devirde? Çoluğumuzu çocuğumuzu arıyoruz. Peki zararı nedir? Çok. İşte radyosunda beyni oynuyor her şey. Elektronik çekici. Çekici olduğu için her şeyi çekiyor. Radyasyon salgılıyor diyorlar. Radyasyon tabii ki. Çok kullanıldığında beyinde bir şey yapıyor. Baş ağrısı yapıyor. Çınlama yapıyor, duyma kaybı yapıyor. Ben çocuklara hep söylüyorum, çok kullanıyorsunuz, bırakın şunları biraz elinizden. Ama gençler çok kullanıyor. Peki bu kumandanın cep telefonunuzdan daha fazla radyasyon yaydığını biliyor musunuz? Ya onu bilmiyordum. Televizyon kumandası. Hiç aklıma gelmedi. Yalnız bu değil ki, televizyon da yayıyor, her şeyi yayıyor. Yok. Niye? İnanmam. Vallahi şaşırttım.
pilli olduğu için küçücük piller nasıl şey yapıyor? Bu... Nasıl kullanacağız onu? Okus, manuel. Okus pokus mu yapacağız? Manuel gidip kanalı. Ha şey aç, eskisi gibi. Evet. İki bir odada, iki bir odada. Maşallah maşallah. Ablaya dediğimi duydun değil mi? Duydum. Daha mı çok yayıyor hakikaten de? Gerçekten. Ayda. Abi o zaman öldük ya. Ama şimdi biliyorsun şeyler, televizyonlar cik cikli miklikli. Onun için yani bunu kullanmak daha rahat geliyor. Peki buzdolabı desem? Yok, yok artık. Mikrodalga fırın desem? Yok artık abi. Ona göre kullanmasını bileceksin. Yalnız bunlar yaymıyor ki, her tarafta var radyasyon. Buzları mı da? Çok ilginç. Anacığım biz ne yapalım biliyor musun? Hepsini iptal çöpe, Anadolu'nun ücra bir köyüne git yerleş otur. Sen cep telefonu, televizyon ben kumandası. Ben evi boşaltayım. Ben evi boşaltayım. Abi ayva yedik, ne yapalım, atalım mı? Şimdi peki kumandayı sen uzak bir yere koysan o zararı almıyor musun? Yanında mı durması zararlı? Veya televizyon kapalı olduğu zaman duruyor orada, o zaman da mı zararlı? Bu sorularınızın cevabını, hatta daha fazlasını şu anda Çağla Hanım'ın yanında bu konunun uzmanı var. Bir stüdyoya kulak verelim, bakalım ne diyecek. Hadi verelim. Böyle söylendiği zaman insanların üzerinde hemen bir tedirginlik oluşuyor. Evet. Ama yapacak bir şey, ne yapabilirim diyor yani. Televizyon kumandasını ne yapabilirim? İşte cep telefonunu ne kadar kendine uzaklaştırabilirim diyor. Aslında biraz önce de saydılar ama biz de bir kere buradan üzerinden geçebiliriz. Yani radyasyon yayan aslında evimizde bir sürü eşya var. Evet. Bunlar neler hocam? Aslında o radyasyon bir manyetik radyasyon olduğunu bilirim. Öbür radyasyondan farklı. Evet. Yani bir manyetik çöplükte yaşadığımız kesin. Ama medeni aleme uymak için bundan kaçmak da mümkün değil. Buna uymak zorundayız ama sakınabiliriz. Yani cep telefonlarında konuşurken kulaklık kullanırsak mesela, ciddi ölçüde kurtarıyoruz paçayı. Çok ciddi ölçüde kurtarıyoruz. İki, cep telefonlarını bazı yerlerde kullanmasak, örneğin tünelden geçerken, metrodan geçerken kullanmasak, çünkü çok daha fazla o zaman elektriği radyasyon çekmek yayarak çekmek için güç harcıyor. Çok daha fazla radyasyona maruz kalıyoruz. Manyetik radyasyona maruz kalıyoruz. Buna dikkat edersek olur. İki, cep telefonuyla yatış mesafemizi minimum 3-4 metreye çıkarırsak paçayı kurtarırız. Çoğumuz başımızın ucunda çok yanlış. Yani bir kere odanızdan çıkarın da hiç olmazsa bir 4-5 metre uzakta dursun. Alarm çalıyor hocam diyorlar. Bir çalar saate artık geri dönmenin vakti geldi gibi diye düşünüyorum. Cep telefonunuzu bir odada çalar saat olarak kullanın. Yani şart değil. Gece insanların acil durumlar dışında cep telefonuna niye ihtiyacı olur onu da çok bilmiyorum. Ama yanındaki odada, dün ben yanındaki odada kalıyor. Gece geç saatte çaldığı zaman duyabildim ve konuşabildim cep telefonuyla. Burada demek istediğim şey şu. Bir de bu kumandalar. Kumandaların kumandanız yoksa evde televizyonunuzu açamıyorsunuz. Yeni televizyonlarda artık parmak yönetilen yöntemler de kalkmış. Evet, hani böyle kalkayım gideyim üşenmeyeyim açayım. Yapamazsınız. Her seferinde sesini açmak için. Çalışmıyor. Ama bunların bence esas kirliliği radyasyon kirliliğinden ziyade yüzey kirliliği. Cep telefonlarında da var o. Yani ciddi mikrop var üzerinde. Yani çok fazla mikrobik yükü var. Doğru. Onları temizlemiyoruz çoğumuz. Dikkat etmiyoruz. Evet, dikkat bu kumanda mesela, bu kumanda tıka bassa mikrop dolu. Evet. Kirli. Temizlenmemiş. Elimizi yıkasak ne olur? Sonuçta yine aynı şeyi tutuyoruz. Burada çok güzel bir cümleyi tekrarlayalım. Biraz önce pas geçtik çocuklarınızı anlatırken. Hijyen kişisel temizlikle başlar. Kişisel temizlik el yıkamakla başlar, nokta. Fırsat buldukça takın tane getirmeden günde 8-10 defa elinizi yıkayın. Elinizi yıkamadan sofraya oturmayın. 8-10. Sofradan kalktığınız zaman elinizi mutlaka yıkayın. İşinizden döndüğünüz zaman elinizi yıkayın. Evinize girdiğiniz zaman mutlaka elinizi yıkayın. Evinizdeki diğer eşyalarla öyle temas edin. Evet. Bu birinci kuralımız, onu unutmayalım. Lavabodan, tuvaletten çıktığımız zaman ciddi el temizliği yıkayalım. El temizliğini de suyun önünde tutup böyle böyle değil, ortalama 20 saniye sabunla, köpükle temas ettirmemiz gerektiğini unutmayalım. Özellikle kış mikroplarının yayılmamasında bu çok önemli bir nokta. Bu cep telefonu, kumanda cihazlarının esas riski mikrop. Bir de bizi daha çok televizyona bağımlı kılıyorlar. Doğru. Daha çok oynatabiliyoruz hayatımızı orada. Bir de gidip gelme mesafelerimizi bile azalttığı için kilo meselesinde önemli bir faktör olduğuna yerimize çakılıyoruz. Olabiliriz. Olduğumuz yerden emin olabiliriz. Onun için olabildiği kadar bunlardan vazgeçmeyelim. Yani bunlara küsüp medeni alemden vazgeçmek gibi bir şey yapmayız. Ama onların da önemlilerine bakalım.
uygulamaya çalışalım. Peki telefonumuzu mesela yanımızdayken uçak moduna aldığımızda da aynı şeyi yayıyor hayır, mu? Hayır, yaymıyor. Ha, mesela en azından uçak modunu alabiliriz tabii belki ki, de kesinlikle. Akşam. Uçak modunu aldığınız zaman akşam ama orada cep telefonunuzu haberleşemezsiniz. Uçak modunu almanız demek televizyonunuzu dış aleme kapatmanız, pardon telefonunuzu dış aleme kapatmanız demek. Evet, uçak böyle bir şey yapabiliyorsak tabii ne ala. Evet ama uçak modundan ziyade bence öbür odaya koymanız işi çözer. Hayatımız tehdit ediyor mu? Kısmi yani bu tehditler korkmalı çok... Korkmalı mıyız, tedirgin olmalı mıyız yani? Çok değil. Yani ona gelene kadar radyasyonla ilgili o kadar çok alışverişimiz var ki en çok suçlusu radyasyonun biz doktorlarız. Boğaz ağrıyan herkese sinüs filmi çektiriyoruz. Öksüren herkese akciğer filmi çektiriyoruz. Yani çok radyasyonu siz değil biz veriyoruz. Yani eğri oturup doğru konuşmak ama lazım. Ama hocam mecbur da kaldınız. Biz kalmıyoruz. Tabii. Biraz dikkatsizlikten, biraz özensizlikten, biraz zamansızlıktan, biraz da kişisel güvensizlikten dolayı çok fazla radyolojiyi kullanıyoruz. Çok meşgul ediyoruz radyolojiyi. Her şeyde MR istiyoruz, tomografi istiyoruz, evet. 10 kere istiyoruz, 20 kere istiyoruz. Biraz oralara dikkat etsek. Ve işin çoğunu çözeriz. Evet. Peki hocam biraz önce geçtim onu. Hemen geri dönmek istiyorum. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Soğan ve sarımsak tüketimi. Soğan patladı herhalde. Öyleydi. Evet. Soğan ve sarımsak tüketimini biraz konuşalım. Yemeklerimize mutlaka katıyoruz lezzetlendirmek için ama çiğimi tüketmek daha doğru, soğanı da, sarımsağı da. Kimisi antibiyotik niyetine olsun diye hop diye bir tane diş sarımsağı yuttuğu oluyor. Ne şekilde kullanmalıyız? Hayatımıza ne kadar dahil etmeliyiz soğan, sarımsağı? Bir kere soğan da sarımsak da mucize besinler bir. Evet. Soğan da sarımsak da çok ciddi antioksidan güce sahip olan sülfür zengini gıdalar. Sülfür zengini gıdalar hep ben söylüyorum. İşte soğan, sarımsak bunların kralı. Zaten kokusu da sarımsağın en zengin sülfür kaynağı olmasından kaynaklanıyor. Evet. Yediğiniz zaman kanınızı sülfürü geçiyor, nefeste veriyorsunuz. Onun için ağzınızı yıkayarak falan sarımsak kokusunu kurtulamazsınız. Sarımsağı gelin etmişler. 40 sene kokusu çıkmamış hikayesi buradan geliyor. Sarımsağın kokusu çıkmaz. Ama sarımsağı ezerseniz, öyle yerseniz faydası artar. Çiğ ezilmiş sarımsağın faydası çok daha fazla. Ezilmiş sarımsağı bir süre yağlı, limonlu bir ortamda tutarsanız faydası daha da artar. Daha da artar. Evet. Pişirip haşladığınız zaman faydası azalmaz. Kısmi azalsa bir önemsizdir. Yani düdüklü tencerede fasulye pişirirken diş sarımsaktan 10 tane, 20 tane, 30 tane atın. Afiyetle yiyin. Hem lezzet artırır. Ama ezip atalım değil mi sağlık. Bir parçada? Ezip ya da atabilirsiniz. Kesin. Soyduktan sonra bütünüyle de atabilirsiniz. Bütünüyle de atabiliriz. Çok fark etmez. Sarımsağın hapından ziyade kendisini kullanın. Ve koyabileceğiniz her şeye sarımsağı ekleyin. İki, bu kokunun başkalarını rahatsız edebileceğini de hesap edin. Yani sarımsak banyosu yapmayın. Yani o toplumda rahatsız eden bir koku çünkü. Pişirdiğimiz zaman birazcık daha az bir miktar mı oluyor azalıyor, kokusu? Bir miktar azalıyor. Sülfürü azalıyor çünkü içindeki. Evet. Soğan da aynı şey söz konusu. Soğan sarımsaktan bir tık geride sülfür açısından. Ama sarımsaktaki alisin maddesi bilinen en güçlü antikanserojen, en güçlü bağışıklık desteği. Çorbalarınıza kışın çok sarımsak atın. Bağışıklığı artırır. Soğan çorbası falan yapmak soğan o zaman. Soğan çorbası tabii ki çok önemli. Çok da etkili. Yağlı soğan çorbası Fransız mutfağının önemli özelliklerinden birisi. Bizde maalesef çok fazla bilinen bir şey değil. Ama bizim kendi bir çorbalarımız var. O çorbalarımızın çoğu zaten probiyotik güçlüsü. En güçlü probiyotik çorbamız hangisi? Çağla? Tarhana. Tarhana çorbası tabii. Doğru. Tarhana müthiş bir probiyotik güç. Evet. Yani kışı zaten kendi annenizin mutfağına baktığınız zaman orada gördüğünüz tahindi, bozaydı, tarhanaydı, turşuydu hepsi probiyotik zengini. Evet. Ben onun için hissediyorum Serap Hanım'ın mutfağına bakın. Serap Hanım ne yapıyorsa mutfağına. Doğru gidiyor. Evet. Ya nasıl bugün, uçarak geldi evet, oradan. Evet. Bugün biraz şey yaptım hocam kızarmı diye ama mesela bir küçük kek yaptım badem unu. Kullandım. Güzel. Hocam neden küçük yaptın keki? Çünkü psikolojik korktum, olarak baskı yapıyorsun bizi. Küçük yaptın tadına bakın. Küçük küçük böyle küçük dilim yeriz diye portakallı bir tatlı yaptım. Ama zeytinyağlım var. Biraz evet. Önce de bahsedelim demiştik aslında biraz ıspanak da diyebiliriz ispanak değil mi? Vardı. Ispanağın sapından çok güzel bir zeytinyağlı yaptı. Evet. Yaprağı ayrı herhalde kökü ayrı, kökü ayrı kökü faydalı. Ayrı. Ve orada ıspanağın kökünü zeytinyağlı yaptığı için çok daha iyi hale getirdi. Biz ıspanağı çiğ yemeyi öğrenmeliyiz. Evet. Ispanağı pişiriyorlar hanımlar. Evet. Bir de suyunu sıkıyorlar. Evet. Ispanağı yapılabilecek en oluyor. Büyük hakaret. Ispanağı da üzdük. Evet. Ispanağın içindeki koenzim gidiyor. C vitamini gidiyor. Mineraller gidiyor. Bu güzellik için bizim yazdığımız koenzim hapları var. Evet. Böyle yaşlanma. En çok koenzim hangi sebzede var hocam derseniz cevap A şık. Ispanak. Tek şık. Evet. Ispanakta alfa lipoik asit var. Ispanak başlı başına bir krem. Cilt kremi gibi yani. C vitamini var, koenzim var, alfa lipoik asit var, folik asit var ve ıspanak dünyada
onaylanmış 12 süper gıdadan biri. Bir tanesi de bulgura. Onu da bir kenara bulgur. Bulgur. Siyas bulgur mu, normal bulgur mu? Tabii ki siyas. Öne koymak lazım. Tabii ki. Hı-hı. Ama demek istediğim şey şu. Ispanağı salatasını daha çok yapsın hanımlar. Salatayı mutlaka sisteme dahil etsinler. Ispanak salatası. Ve böyle onun üzerine çimlenmiş, biraz önce anlattığım mercimeği, çimlenmiş nohutu, fasulyeyi, kabak çekirdeğini, ayçiçeği. Zenginleştirsinler. Evet. Farklı kaynaklarla zenginleştirsinler. Artık aslında nelerle zenginleştireceğimizi de iyi biliyoruz değil evet. mi? Ama yeme alışkanlığımızda ıspanağa çiğ yemek yok. Biraz koymamız lazım. Biz artık biraz koyalım. Öldürmeyi seviyoruz aslında. Evet, hatta böyle kavurup üstüne yumurta falan kırılıyor. Yani o da güzel. Yani yumurtalı ıspanak, yumurtalı ıspanak. Çok ciddi bir besin. Öyle yani mi? Menemen gibi. Tabii yumurtalı ıspanak da hayvansal protein demir zengini bir yumurtayla bitkisel protein zengini ıspanağı evlendiriyorsunuz. Bu evlilikten size çok demir gelir. Çok güzel bir akıl o. Ama mesela ne yapmıştı Arif Hanım? Orada lafın arasında kaynadı gitti. Evet. Portakallı bir şey yaptım. Portakalı da daha çok kabuğuyla birlikte mutfağınıza dahil edin. Portakalın içini biz ne yapıyoruz? Tabii kabuğunu soyuyorsunuz. O kabuğu soyma atma ayıbı yetmiyormuş gibi. Bir de üzerindeki o beyazlar var ya. Onları o beyaz inanılmaz bir şey. Sitrulin var içinde. Yani çok olağanüstü sağlık faydaları olan. Viagra niyetine bile kullanabileceğiniz. Karpuzun beyaz kısmı diyor ya Osman Hoca. İşte portakalın da o beyaz kısmı acayip bir şey. Yani biraz daha böyle limon kabuğunu, portakal kabuğunu, mandalin kabuğunu, turunç kabuğunu biraz daha salatalara, yemeklere, pilavlara neyse işte biraz bir şeyler koymanız lazım. Ay çok güzel. Harika. Tam kış da geldi. Portakal da başımızın tacı oldu. Evet. Peki şimdi özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Hastalıkların ne zaman, hangi yaşta kapımız çalacağı maalesef belli olmuyor biliyorsunuz. Şimdi virüsemi tedavisi gören ve kemik iliği nakline ihtiyacı olan meslektaşımız Nazlı Sümer Akdoğan'ın hikayesine şöyle bir kulak verelim. Sonrasında üzerine konuşacağız. Buyurun. Merhaba, Nazlı ben. Lösemiyle mücadele ediyorum. İyileşebilmem için ilik nakline ihtiyacım var. Yani desteğinize. Süreç çok kolay. İlik nakli için kök hücre bağışçısı olmak gerekiyor. Türk Kızılayı kan merkezlerinde 5 dakikada 3 tüp kan ve 1 imza ile siz de hayat kurtarabilirsiniz. 18-50 yaş aralığındaki herkes bağışçı olabiliyor. Cinsiyet ve kan grubu fark etmiyor. Yalnız bağış koşullarında bazı hastalıklar dikkate alınıyor. Hepatit B, C, sifilis, kanser, AIDS ve kronik hastalıklar. Hadi durma, hikayeme can ver. Öncelikle tabii ki çok geçmiş olsun diyoruz ve burada önemli bir konunun da kapılarını bir kez daha buradan aralayalım hocam isterseniz. Aralayalım çünkü evet, buyurun. Benim Nazlı için Nazlı'ya bir borcum da var. Nazlı benim Yaşasın Hayat programının ilk editörüydü. NTV'de. Ve televizyon dünyasından ayrılmaya karar verdiği için bizim programdan ayrıldı. Muhteşem, mükemmel bir insan. Yaratıcı ve çok her hasta, herkese üzülüyorum. Ama tabii tanıdığınız zaman biraz daha üzüntünüz fazla oluyor. Nazlı ayrıldıktan kısa bir süre sonra bu kötü hastalığa yakalandı. Ben hayatımda en çok sevdiğim bir arkadaşlarımdan birisini de bu hastalıktan kaybettim. Ama bu iş artık çok kolaylaştı. Yani kök hücre meselesi burada çok büyük mucizelere yol açıyor. Türkiye'de hematoloji camiası, hematoloji bilimi çok güçlü. Yani gerçekten çok güçlü. Özel hastaneler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, hepsinde kemik iliği transplantasyon merkezleri var. Yapacağımız şey kan vermeyi bilmek. Biz kan vermeyi bilmeyen bir toplumuz. Kan verince can vereceğimizi bilmiyoruz. Canımızın gideceğini zannediyoruz. Hele ki bir de işin içerisinde ilik nakli falan filan girdiği zaman tabii ki çok aslında basit. Birazcık da tedirgin oluyoruz. Anlattı. Bu süreci tabii. Böyle güzel bir anlatalım hocam. Anlatalım. Aslında korkulacak bir anlatalım. Şey olmadığını. Anlatalım. Bunu artık bir vatandaşlık görevi olarak kabul etmeliyiz. Hepimizin birisine can vermek, hayat vermek yarın öbür gün bizim veya bizim tanıdığımız birisinin de başına gelebilir. Kime ne zaman ne piyangosun çıkacağı belli değil. Belli olmaz. Evet. Bu ayıp bende de var. Mesela ben de hocam siz kök hücrenizi bağışladınız mı veya belirlediniz mi derseniz ben de yapmadım. Bu hafta o görevi yerine getireceğim. Çok ayıp ettiğimi bu olaydan sonra da farkındalığım olmadığı için bu kadar insanlara sağlık anlatırken çok ayıp ettiğimi çok daha iyi anladım. Kök hücresinde çok basit gidiyorsunuz Kızılay'a. Kolunuzdan kan alıyorlar. O kanı bir şeyden geçirip içindeki kök hücreleri alıyorlar. Tekrar size geri veriyorlar. Siz kök hücresinde kalmıyorsunuz korkmayın. Evet. Kök hücreniz sürekli olarak yapılıyor. İki, ondan önce size kök hücrenizi artıracak bazı tavsiyelerde de bulunuyorlar. İki, o kanla beraber, o kök hücreyle beraber zarar verebilecek bazı maddeler yani virüsler söylediği gibi Nazlı Hanım'ın hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, AIDS virüsü vesaire vesaire taşıyıp taşımadığınıza bakmadan onu almıyorlar zaten. Dolayısıyla bir de sağlık çekinden gitmiş
yapmış oluyorsunuz basitçe. Evet, bir de değil mi? Onun için bizi izleyenlere bugün evet sevgili Nazlı Hanım, önce ona çok büyük bir şey olsun dilekleri gönderiyoruz. Öpüyoruz yanaklarından. Hı. Ama aynı zamanda bu fırsatı bir sağlık fırsatına çevirdiği için de onu kutluyoruz. Hepimizi evet. Hepimizi uyardı. Hepimizi çimdikledi. Evet. Uykudan uyardı. Hı hı. Bundan sonra hepimiz bu konuya bir dikkat edelim ve daha kurumsal bağışlara girelim. Artık Fox TV bu kök hücre bağışı yapsın. Ne bileyim başka kurumlar evet. Bunu yapsın. Bir kök hücre rezervimiz olsun. Ulusal kök hı hı. Hücre rezervimiz olsun. İçimizden birisinin canı yandığı zaman onun kan grubuna uygun kök hücre evet. Burada vardı deyip verebilirim. Biz de bugün ekip olarak karar verdik. Bundan sonra biz de artık buraya gelecek. Biz de artık tüm kanımızı bağışlayacağız ve inşallah birilerine hayat bulduracak diye i̇nşallah. Düşünüyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Yine çok değerli benim bilgiler için. Edindik. Kocaman bir alkış gelsin. Çok teşekkür ederim. Sarap ablamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Afiyet teşekkür ederim. Bu arada kabak çekirdeğini Sebahattin Bey efendim evet. Bekliyormuş. Yemeyin, dokunmayın demiş. Kabuğuyla birlikte yiyecek. Kabuğuyla birlikte sana gönderiyorum. Afiyet olsun diyorum. Evet. Programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz inşallah. O ana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hocam çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.